İyi akşamlar değerli izleyenler. Birinci sayfaya hoş geldiniz. TRT Haber ekranlarında her akşam olduğu gibi yaklaşık 3 saat boyunca günün öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşıyoruz ve kıymetli konuklarımızla değerlendiriyoruz sayın seyirciler. Şimdi bu akşam Gazze'den ilk kez birinci sayfada izleyeceğiniz görüntüler getireceğiz ekranlarınıza. Bugün 4 Haziran Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü. Elbette bütün çocuklar masum ve Gazze'deki çocuklar her gün İsrail zulmünün kurbanı oluyorlar. İşte 7 Ekim'den bu yana 15 binden fazla çocuğun öldürüldüğü Gazze'de. Dile kolay, tekrarlayayım mı? 15 binden fazla çocuğun öldürüldüğü, katledildiği Gazze'de hayatta kalan çocuklar da aç, susuz ve sağlık hizmetlerinden tamamıyla yoksun. TRT muhabiri Sami Berhum Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne girdi. Buradaki, yani oradaki vahim manzarayı TRT için, sizler için görüntüledi. Bu görüntüleri, Gazze'deki son durumu yayınımız içerisinde sizlerle paylaşacağız. Elbette Gazze'nin yanı sıra pek çok konuda gündemimizde olacak. Peki gündemi kimlerle yorumlayacağız? Salı akşamı ve salı akşamının kıymetli konuklarını ben hemen sizlerle buluşturarak programı başlatmak istiyorum. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Star gazetesi Ankara temsilcisi Fadime Özkan, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Şuayn İlhan Açıkalın, sayın hocam siz de hoş geldiniz. Sağ olun Fatih Bey, iyi yayınlar. Teşekkürler, başlıyoruz. Evet, şimdi başlıyoruz. Bir kez daha altını çizelim. Birazdan bölgeye gideceğiz. Her akşam olduğu gibi kıymetli meslektaşım Sami Berhum'dan son gelişmeleri de dinleyeceğiz. Çünkü bu akşam da hareketli saha. Hepsini öğreneceğiz birazdan. Sayın servisinde başlayacağım. Elbette bugünün Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü'nü hatırlatarak mutlaka kıymetli konuklarımdan yorum alarak başlayacağım ama İsrail'in kanlı planı devrede başlığını attık biz burada. Yani kendi ülkesinde mülteci konumuna düşürülen Filistinlerin yaşadığı kamplardan biri olan Cibaliye. İşte İsrail tarafından yakılmıştı, yıkılmıştı. Enkaz bıraktı arkasında. Güya çekildi, enkaz bıraktı. Şimdi de Bureyc mülteci kampı hedefte. Yani nasıl bir planı var? Sivillerin yaşam alanlarını tümüyle yok ederek ne elde etmeyi amaçlıyor? Çünkü bir taraftan da Biden tırnak içinde bir çağrıda bulundu. İsrail'in kaşıyla gözü aynı alanda oynamıyor mu? En diplomatik şekilde böyle sorayım. Doğru. Şöyle, günümüzde obezite çok ciddi bir sorun. Ama İsrail'de, Gazze'de 37 çocuk, hastaneye ulaştırılan 37 çocuk açlıktan öldü. Hastaneye ulaştırılamadan açlıktan ölen çocuk sayısı kaç? O bilinmiyor. Evet. Siz de biraz önce ifade ettiniz. Bu savaşta şimdiye kadar 15 bin çocuk katledildi, öldürüldü. Bu savaş aynı zamanda çocuk ve kadın katliamının yapıldığı bir savaş oldu. Bir diğer ifadeyle çok affedersiniz. Evet. Hayatını kaybeden yanlış, katledilen insanların %70'i kadın ve çocuk. Bu evet. 15 bin onu da ifade ediyor. O kadar şey ki, yani sadece katliamın hedef alındığı bir, katliamın ilke edinildiği bir savaş oldu. Siviller nerede? Mesela İsrail dedi ki bu kampa gidin. O kampa gidenleri vurdu. Sivil dedi ki işte Refah'ta toplanın. Refah'takileri vurdu. Birleşmiş Milletler'in gözetimi altında, sizin biraz önce söylediğiniz Cibaliye kampı da, sonra Refah'ta vurulan kamp da aynı şekildeydi. Birleşmiş Milletler'in gözetimi altındaki kampları vurdu. Şimdiye kadar ben İsrail'in, ben El-Kassam Tugaylarından, yani silahlı çatışmaya giren Hamas'ın kolu El-Kassam Tugaylarından şu kadar insanı rütbeli rütbesiz etkisiz hale getirdim diye bir açıklama yaptığını duymadım. Ama ne oldu? Bu savaşta kadınlar ve çocuklar özellikle hedef seçildi. Böyle bir
savaş oldu. O nedenle bu savaş gerçekten, yani Hitler'in İkinci Dünya Savaşı'ndaki katliamının ötesine geçen bir katliam oldu. Doğrudan çocukların, kadınların, sivillerin, yani masum, savaşta korunması gerekenlerin hedef alındığı bir savaş oldu. Savaş dahi olsa ne olur? Hastaneler, ibadethaneler, okullar ve sivillerin yerleşim merkezleri vurulmaz. Ama burada tam tersine öncelikli olarak bunlar vuruldu. Zannediyorum İsrail'in en büyük korkusu da bundan dolayı yargılanacak olmaz. Zaten insanlığın vicdanı da bu konuda mahkum oldu. Ama uluslararası ceza mahkemelerinde kendilerinin oluşturdukları bu delillerle sivil katliamından dolayı yargılanacaklar. Düşünsenize, insanların 2024 yılında çocuklar ekmeğe, suya ulaşamadığı için 6 gün, 7 gün, 8 gün, 9 gün aç kalıyor ve hastaneye getirildiğinde artık kurtarılamıyor. Açlıktan ölümlerin olduğu bir dünyada 2024 yılında. Bunu aklınız alıyor mu? Hani 21. yüzyıl uzay çağı falan diyorlardı ya. Ya bırak uzay çağını. Onlar için tam bir felaket çağına dönüşmüş durumda. O nedenle insanlığın dünyayı terk ettiği bir çağda yaşıyoruz. Evet, bu savaşın diğerlerinden farklı olan yüzü en çok çocuk ve kadın katliamının yapılması oldu. Çok teşekkürler. Fadime Hanım, şimdi aynı soruyu size de soracağım. Bir taraftan da tabii görüşünüzü alacağım. Bir diğer mesele de bu üç aşamalı ateşkes planı. Yani Biden bunu duyurdu. Fakat az evvel de söylediğim gibi İsrail'in işte Biden'ın açıkladığı plandan farklı bir ateşkes metniyle oturduğunu söylüyor Amerikan basını. Yani Hamas da diyor ki tamam, hadi nerede? Nerede bu irade? Acaba şu yorum yapılıyor. Amerikan seçimlerine işte 6 ay kaldı. Zaten ben 8 ay bu katliamı bugüne kadar getirdim. İrili ufaklı oyalayarak bir 6 ay daha geçiririm. Duruma göre bakarım, bakalım kim başkan olacak. Acaba bunu mu planlıyor? Ne diyorsunuz? Böyle bir hesap olduğunu ben de düşünüyorum. İzninizle ama önce şu tabii. Uluslararası çatışma kurbanı Masum Çocuklar Günü. Böyle bir ismin konulması çocukların hani öznesi olduğu bir gün açısından gerçekten çok dramatik. Ama yaşadığımız dünyanın da bir hakikati. Ne yazık ki şimdi hem 37 dedi galiba, değil mi, son sayı, hayatını kaybeden açlık hastaneye nedeniyle. Hastaneye ulaştırılanlar. Ulaşamayan hariç. Yani onlar belli değil. Onlar belli. 10 bin insan kayıp bu arada. Yani hani Gazze'de gözümüzün önünde yaşanan şu büyük dramın, bu insanlık düşmanı İsrail'in yaptığı vahşetin tarifi imkansız ve üzerine konuşmakta hepimiz çok zorlanıyoruz. Ama konuşmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Yani biz de susarsak İsrail'in tam da arzu ettiği şey olacak. Ve bunu bu katliamı yaparken aslında onay evet beklemiyor ama kendisini rahatsız edecek. Kendisini yolundan alıkoyacak. 100 yıldır üzerine inşa ettiği o büyük İsrail, haklı İsrail, meşru İsrail mitinin yıkılmasını istemediği için biz sussak kesinlikle arzu ettiği şey gerçekleşecek. O yüzden konuşması zor bile olsa bizim bu konularda hakikaten hem konuşmamız gerekiyor, medya haber üreterek, üzerine kritikler, değerlendirmeler yaparak bu konuyu canlı tutmak zorunda. Akademi bunun üzerine çalışarak, diplomasi bunun üzerine çalışarak, yani her alanda, herkes hangi alanda uzmansa o konuda Filistin'i, Gazze'yi konu edinerek bu konuyu canlı, diri tutmak zorundayız. Bu bizim bir insanlık görevimiz. O yüzden bu konuyu konuşmak zorundayız. Şimdi çocukların yaşadığı dramı aslında oradaki gazeteci arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın ve tabii ki Gazze'li insanların, o saldırıların hedefi olan insanların işte cep telefonlarıyla çektiği görüntüler aracılığıyla anında izleyebiliyoruz. Bütün yakıcılığıyla görebiliyoruz. Çocukların yaşadığı bu büyük vahşetin ve acının tarifi yok. Yani büyükler kendilerini ifade ediyorlar. Çocuklarsa ne olduğunu bilmeden o kadar konunun özünü ifade ediyorlar ki, az önce TRT Haber'in haberinde bir KJ yazılıydı. Gazze'li çocuklar çocuk olmak istiyor diye. Evet.
Bu o kadar doğal. Özet bu değil mi? Bu her şeyin özeti. Bir çocuğun çocuk olmayı istemek zorunda bırakılması kadar büyük bir vahşet olamaz. Çocuklar sadece çocuk olmak istiyor. Yani. Ve bunun farkında olmaması gerekir. Yani çocuk ol, yani büyük ya da çocukların yaşamaması gereken bir şeyin kendisine yaşatıldığının farkında olmaması gerekir bir çocuğun. Ama bunun farkında olmaya zorlayan çok sert bir gerçekliğin içinde o çocuklar yaşıyorlar. Zaten işte sizin de söylediğiniz gibi en az 15 bin çocuk hayatını kaybetti. Ampute edilenler var, acı içinde hala yaralarının sarılmasını, açlığının giderilmesini, ölen annesinin geri gelmesini bekleyen çocuklar var. Hani acı bitmiyor, biz söyleyip geçtik diye geride kalmıyor ne yazık ki. O yüzden bu çok büyük bir vahşet ve İsrail'in ve İsrail'e destek veren Amerika'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin her kim varsa arkasında bütün o devletlerin ve şirketlerin ayrı 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 her gün kınanması, lanetlenmesi gerekiyor. Sırfsa bu çocuklar bu böyle bir zulme maruz kaldığı için. Şimdi buraya hiç mülteci kampına en son bir kez daha İsrail saldırı gerçekleştirdi ve aslında onun bir mülteci kampı olduğunu biliyor. Orada sivillerin, sığınan insanların olduğunu biliyor. Mülteci kampı dediğiniz şey bütün dünyada öyledir. Ama Gazze özelinde zaten Filistin'in değişik bölgelerinden, İsrail işgalinden kaçmış ve buraya sığınmış. Yurtsuz insanlar demek bir mülteci kampı. Kendi yurtlarında yurtsuz kalmış insanlar. Üstelik kendi evlerinde değiller. Bir kampta bir çadırla başladıkları bir hayat belki zaman içerisinde bir barakaya dönüşerek, o barakanın yanına bir küçük odacık daha yaparak vesaire aslında normalde insanların yaşamayacağı, yaşamaması gereken bir yapılaşmadan bahsediyoruz. Ve işsizlik, yani şehir mimarisi ya da planlaması, bir şehirde bir insanın, mukim bir insanın alması gereken hizmetlerden yoksunluk gibi iç içe geçmiş pek çok pek çok mağduriyeti barındıran bir kelime mülteci kampı demek. Ve en az 75 yıldır bu insanlar zaten böyle yaşıyorlar. Evet. Ve böyle bir yerde mülteci kampında insanları vurmak demek, yani bunun hani ne uluslararası hukukta bir karşılığı var ne insani değerler bakımından bir karşılığı var. O yüzden bu nedenle de İsrail'in savaş suçlarına bir tanesi daha en şiddetli bir şekilde eklenmiş oldu. Ne yazık ki işte haberlerde birkaç şehit haberini alınca bile böyle hani Allah'tan çok kişi ölmemiş gibi bir şüküre dönüyoruz artık. Ama o kadar büyük bir zulümle karşı karşıya ki Gazze'liler bunu bile normalleştirmemek gerekiyor. Çünkü her can çok aziz ve bir tane hani bir kişinin bile canının yanmayacağı bir gün için çalışmak, uğraşmak gerekiyor. Eğer çok uzatmadıysam bu... Ona devam edeyim yine sizinle. Bir sahaya gitmek istiyorum. Tabii. Sami'yi bekletmek istemiyorum. Sami Berhum hazır. Fadiman'ın da işaret ettiği gibi yani o mülteci kampları dediğimiz o kamplarda insanlar son bir umutla yaşam mücadelesi vermeye çalışıyorlar. İşte Gazze şeridinin merkezindeki Buraj mülteci kampına havadan ve karadan saldırı düzenlediğini duyurdu İsrail. Son gelişmeler neler? Yerinden öğreneceğiz. Sami Berhum. Arka planda bir ambulans görüyorum. Hakikaten harap vaziyette olan Gazze'de. Dediğimiz gibi Fatih bu Netanyahu'nun cevabı Biden'a daha çok hava saldırısı ve diğer daha çok şiddetli saldırılarla yapıyor. Şu anda askeri operasyonların Gazze içerisinde daha çok yapıyor. Şu anda 2 saat önce bir operasyon düzenliyor. Buraj mülteci kampında komando tugayları bir operasyon düzenledi ve şu anda askeri ordusu karasal olarak çok ciddi anlamda 6
Tugay Rafah'ta çalışıyor. Bir Tugay Bridge bu Bridge bölgesinde Orta Gazze'de ve kuzeyde iki Tugay kurumlanıyor. Ve bu kuzeydeki Tugaylar Gazze'nin ortasından ikiye bölüyor. Şu andaki Han Yunus'tayız ve buradaki hemen Rafah'ın bitişindeyiz ve bu tank topları ve saldırıları devamlı sesleri duyuyoruz. Aynı zamanda Derbelah'taki olan diğer taraftaki olan saldırıları ve hava saldırıları devam ettiği sürece biz de buradan duyuyoruz. Ve tabii ki buralarda her iki tarafta Filistin direniş güçleri İsrail'e karşı bir mücadele içerisinde. Tabii ki Filistin direniş güçleri hala meydanda çok ciddi anlamda operasyonu yapıyor. Yerel üretimle ciddi anlamda mümkün mertebede onların az sayıyla çok büyük zarar veriyor İsrail askerlerine. Hem teçhizatlarını, tanklarını hem askerlerine zarar veriyor. Aynı zamanda Hamas yetkilileri kesinlikle ve kesinlikle bu ateşin altında bir ateşkes veya bir müzakere konusu olmaz. Ancak Netanyahu hala bu ateş altında bir görüşme ve devam eden bir saldırının neticesinde bir koz olarak kullanarak bunları masaya oturtmaya çalışıyor. Ancak burada Hamas'ın dediğimiz gibi ilk önce İsrail'in geri çekilmesi, sonra imar meselesi ve sonra bu tabii ki burada Hamas bunu altını çiziyor. Bugün İsrail bir savaş suçu işliyor. Deirul Belah güvenli bölge olmasına rağmen kendileri belirlediği halde kendileri saldırıyor ve insanları, sivil insanları vuruyor ve bu insanların cesetleri sokaklarda yani toplanmaz şekilde buluyor. Ve siyasi anlamda şimdiye kadar herhangi bir yani bir netice yok. Hala çıkılmaz yolda. İsrail herhangi bir adım atmıyor. ABD ve diğer arabulucu ülkeler, Türkiye dahil olmak üzere yani bunu bir çare bulamıyor. Çünkü İsrail askeri operasyonları şiddetlenerek bu Hamas'ı diz çöktürmeye çalışıyor. Bugün TRT Arapça da bu Aksa Şehitleri Hastanesi'nde baktığımızda çok çocuk ve insanlar, bunlar özellikle sağlık malzemeleri eksikliği, gıda kıtlığı ve diğer malzemeleri ve özellikle açlıkla ve yoklukla ciddi anlamda sıkıntıları var. Şu savaştan bugüne, özellikle bugün Uluslararası Çocuk Günü, bu İsrail 15 bin çocuktan fazla çocuk öldürdü ve yüzlerce, binlerce yaralı çocuk var. Şu anda 315 bin çocuk var ve bunlar hepsi yoklukla savaşıyor. Aynı zamanda devamlı bir yerden bir yere taşınmak zorunda kalıyorlar. Mülteci şeklinde ve göçün şeklinde devam ediyor. İsrail saldırıları devam ediyor ve bu meydan muharebesine baktığımız zaman genellikle İsrail vur kaç stratejisiyle yapıyor. Ancak direniş güçleri genel olarak onlara bir busu kurarak özellikle Rafah bölgesinde ve Doğu bölgesinde ve oradaki olan kampları onlar mümkün mertebede onlara vurmaya çalışıyor. Şu anda 9. aydayız ve İsrail hala Gazze'ye vuruyor. Yani Sami anlattı ama son cümlesi her şeyin özeti. İsrail Gazze'yi vurmaya devam ediyor. Yani ortada bir ateşkes
vurmadığı yerde kalmadı zaten. Evet. Değil mi? Ateşkes meselesinde kalmıştık. Ortada bir ateşkes söylentisi var ama Hamas her zaman olduğu gibi bu konuda da çok yapıcı bir pozisyon aldı. Ve uyarız dedi, yani müzakereye açık. Ama İsrail tarafından çelişkili açıklamalar geliyor mütemadiyen. Biden da doğrusu ilk kez, uzunca bir zamandır ilk kez Netanyahu'nun aslında eğer ateşkes olur ve rehineler de teslim edilirse kendi siyasi geleceği açısından risk gördüğü için bu süreci uzatmak istediğine yönelik doğru bir değerlendirme yaptı. Ama nihayetinde işte hem bu katliam devam ediyor hem de daha hani hayata geçirilmesi halinde aslında bu sorunun uzun vadede çözümü için de sağlam bir altyapı olabilecek bir ateşkes planlaması görülüyor şu anda. Türkiye'nin de çünkü iki devletli çözüm önerisi ve garantörlük önerisine de bir geçiş olabilecek bir planlama var şu anda. Ama keşke bu hakikaten konuşuluyor ve hayata geçiriliyor olabilse. Evet. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası çatışma kurbanı Masum Çocuklar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. O mesajı bir görelim birlikte. Ondan sonra Şuray Hocam'a söz vereceğim. Gazze'de katledilen sadece çocuklar değil, bebekler değil, aynı zamanda insanlıktır. Maalesef dünya bu imtihanda sınıfta kalmıştır. İşte o çocukları da beraber paylaştı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında değerli izleyenler. Birleşmiş Milletleri Gazze'li masum çocukların aylardır bombalarla katledilmesine karşı ortak, artık somut bir adım atmaya, dünya beşten büyüktür anlayışıyla harekete geçmeye davet ediyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani yine tarihe çoktan geçmiş olan o mottosunu, dünya beşten büyüktür mottosunu burada da kullandı. Nasıl kullanmasın değil mi Şuray Hocam? Dünya eğer 5'ten büyüktür ve bu anlaşılsaydı, o 5 ve diğer dünyanın rest of the world dedikleri geri kalanı tarafından, öyle diyorlar yani, geri kalanı. Dünyanın bir 5'i var, bir de geri kalanı var. Güya onlara göre biz de o geri kalanın içindeyiz ama işte öyle olmasaydı bunlar yaşanmayacaktı değil mi? Fatih Bey, şimdi siz Cumhurbaşkanımızın ifadelerini söylerken geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen TRT World Forum'un açılışını ve Cumhurbaşkanımızın sahneye gelirken çocukların karşılaması anını hatırladım. Çünkü Ukraynalı çocuk, Filistinli çocuk, dünyanın farklı çatışma bölgelerinden gelmiş çocuklar vardı. Cumhurbaşkanımıza orada bir anahtar uzattılar, barışın anahtarını. O sahne benim hep aklıma geliyor. Çocuk meselesini konuşurken hem Filistin'de hem de dünyanın farklı çatışma bölgelerinde. Tabii bugünü ben şunu hatırlıyorum, yine sizinle birlikte yayın yaparken. Dünya Çocuk Hakları Günü'nü de Filistin meselesinin gölgesinde konuşmuştuk biz aylar önce. Evet. Bugün de böyle bir günü hala çatışmalar sürerken konuşuyoruz. Bu çok acı. O zaman onu konuşurken hep içimizde bir temenni vardı. Her yayın olduğu gibi inşallah biteceğini konuştuğumuz yayınlar olacaktı. Ama maalesef geldiğimiz noktada biteceğini konuştuğumuz alternatifler var. Ama hala açlıktan ölen çocuklar, susuzluktan ölen çocuklar. Şimdi ilk defa TRT'nin gösterdiği görüntülerde annenin hastanede çocuğuna bakışında öyle bir ifade var ki yani... Bunu dillendirmek, dile getirmek çok ağır. Yani şu an yaşıyorsun ama ne kadar yaşayacağını bilmiyorum gibi bir ifade vardı o annenin yüzünde. Belki biraz sonra ekrana verilince yine hepimiz görürüz. Yani o ifadeyi bir kadın olarak algılamak, bir insan olarak algılamak çok ağır hakikaten. O yüzden İsrail'in bu sürdürdüğü savaş suçu, zulüm, uluslararası hukuk anlamında mı söylersiniz, insani meseleler anlamında mı söylersiniz, diplomasi anlamında mı söylersiniz, hiçbir perspektifte ne yüreğe sığıyor ne ifadelere sığıyor. Bugün gelinen noktada maalesef Biden'ın 3 aşamalı ateşkesini biz konuştuk birkaç gün önce. Hatta şunu da açıkça söylemek lazım. Biz hep burada ateşkesi konuşurken şunu söylemiştik. Amerika Birleşik Devletleri gerçekten burada ateşkes isterse
bir ateşkes çıkmak konusunda bir tablo oluşabilir diye. Evet. Seçim satımı halinde Amerika'da farklı süreçler de yaşanıyor. Tabii buradaki soykırım devam ederken ben onun da bir karşı hamlesi olarak Biden'ın bir ateşkes planı ortaya çıkardığını düşünüyorum. Baktığınız zaman plan 3 boyutuyla aslında biraz önce Fadime Hanım söyledi. Türkiye'nin iki devletli çözüm yaklaşımına 3. aşamada uyumlanan, 1. aşamada Hamas'ın kırmızı çizgisi olan özellikle insani yardımların sürekli ve sürdürülebilir olması ifadesini içeren, İsrail tarafının da kırmızı çizgisi olan rehineler meselesini de 1. ve 2. aşamada ifasını öngören bir plan var. Şimdi baktığınız zaman kağıt üstünde uluslararası ilişkiler anlamında oldukça gerçekçi görünen bir plan, önümüzdeki plan. Tabii yine Fadime Hanım dile getirdi, Hamas'ın buna karşı olumlu yaklaşımı meseleyi zaten İsrail'in, çünkü asıl amacının tamamen bir milleti yok etmek hedefi olduğunu bir kere daha gösterip İsrail'in tutumunun da bu ateşkese nasıl olduğunu gördük. Ama tabii şunu da söylemek lazım. İsrail bu tutumda ne kadar ısrarcı olabilir Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı? Maalesef bunu söylemek çok kötü, çünkü her geçen gün ölümler devam ediyor. Ama bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Çünkü ben burada Netanyahu'nun elinin çok daraldığını düşünüyorum. Kabinesinde İsrail basınına yansıyan ifadelerin de bunun bir sonucu olduğunu görmek lazım. Özellikle aşırı sağcı kabine üyelerinin ateşkesi kabul edersek hükümeti deveririz ifadeleri. Ben Gibir, Ulusal Güvenlik Bakanı. Ben Gibir çok açık net ifade etti. Feshederiz dedi hükümeti. Feshederiz dedi. Hükümet devrilirse şimdi biliyorsunuz 7 Ekim ve sonrasında İsrail'de de o hal ilan edilmişti. Yani savaş hali ve hükümet, savaş kabinesi. Bunun doğal sonuçları olarak Netanyahu'nun görevden gitmesi ya da zaten şu anda normal bir süreç olsa da yeniden seçim olsa İsrail'deki kamuoyu anketlerine baktığınızda Netanyahu'nun kazanması mümkün değil. Şimdi Netanyahu aslında Biden'ın bugün söyledi, daha doğrusu dün söylediği Amerika saatiyle ifadelerde geldiğimiz noktada Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki ciddi anlamda bir yol ayrımı noktasına gelindiğini gösteriyor. Ama ben yine şunu tekrarlıyorum kendi düşüncem olarak, Amerika Birleşik Devletleri burada İsrail'e gerçekten ateşkes yaptırmak isterse sadece söylem düzeyinde değil eylem düzeyinde mühimmat göndermek, en basit ifadesi ya da başlangıç seviyesi olarak kesmekle beraber birçok adım atabilir. Şimdi dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri de İsrail'in üstünde kurgulamak isterse bu baskıyı nasıl kurgulayacak ya da kurgulayacak mı? Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama ben şunu düşünüyorum, Biden'ın Netanyahu karşıtı söylemlerinin çok daha yoğunlaşacağını, bunu geçtiğimiz yayınlarda da dile getirmiştim. Netanyahu'yu bir şekilde İsrail-Amerika ilişkilerini bozmadan, Netanyahu'yu meseleden sorumlu tutarak bu işin içinden sıyrılmaya çalışan bir Amerika. İşi bu kadar yüzeysel bir noktaya hapsederek bu işi atlatmaya çalışacak diyorsunuz. Yani bir şekilde atlattırmaya çalışacaklarını Amerika'daki seçime kadar düşünüyorum. Çünkü şunu da görmek lazım. Daha önceki yayınlarda da konuştuk. Amerika'da şu an diğer başkan adayı olan Trump, Biden'dan farklı değil. Hatta tam tersi, çok daha şiddetli bir İsrail destekçisi. Şimdi dolayısıyla Biden'ın İsrail'e destek konusunda her ne kadar soru işareti olmasa da seçim satımı halinde seçmene bir farklılık sunması gerekiyor. Ve barışı getiren demokrat bir lider olarak ortaya çıkması gerekiyor. Bunun yolunun da öyle görünüyor ki şimdilik Amerika tarafından gelinen ifadelere baktığımızda Netanyahu'yu hedefe koyan, İsrail'i Amerika kamuoyu içerisinde şeytanlaştırmadan bu meseleyi bir nihayete erdirmeye çalışan Amerika olabilir. Bunu öngörüyorum ben, ama tabii bu süreç içerisinde nasıl işleyecek, bu nasıl bir gerçekten bu üç aşamalı planı İsrail kabul ederse, Hamas da kabul ederse sürdürülebilir olacak mı? Bu da bence önemli bir soru işareti, çünkü hep burada şöyle dinleyelim. Diyelim mi hocam, siz değerlendirmeyi bitirmeden yorum merak ettiğim için. Şimdi Hamas da diyor ki, ara buluculara İsrail'in ateşkes konusunda kalıcı bir tavrı olmazsa
ve Gazze'den kesin olarak çekilmezse bunu sağlayamayacak bir anlaşmayı imzalamayız mesajını verdik diyor. Şimdi İsrail'in net tavrını bekliyoruz diyor Hamas ve bir üst düzey yetkilinin açıklamasını aktarıyorum. Sanki anlaşmayı engelleyen Hamas'mış gibi Biden'ın Gazze önerisini kabul etmemiz yönündeki çağrıları hoşumuza gitmiyor. İsrail Gazze'de bir anlaşmaya varma konusunda ciddi değil. Hala ABD kılıfında manevra yapıyor diyor Hamas. Bu noktada şunu söylemek lazım. Bence tüm dünya bu zamana kadar ki sadece Amerika'nın son planı değil konuşulan bütün alternatif ateşkes planlarında kimin ateşkese yanaşmadığını açıkça gördü. Zaten İsrail'de yanaşmadığını dünya kamuoyuna da açık dille söyleyen bir ülke. Şunu söyleyeyim son olarak tam onu ifade ediyordum. Bu ateşkes planı içerisinde bana sorarsanız iki kritik nokta var. Türkiye'nin sık sık dile getirdiği Gazze'nin kaderi ne olacak? Çünkü bu noktada ateşkes planının bazı alt detaylarına baktığınızda işte insani yardım evet Gazze'ye girecek sürekli ama Gazze boşaltılacak mı algısını yaratan ifadeler de var. Bir kere bu mesele çok kritik. İkinci olarak da bir ateşkes hayata geçirilme kararı alınsa da İsrail'le ne kadar güvenebilir ve İsrail ateşkesi ne kadar sürdürmek konusunda istekli olur birinci, ikinci, üçüncü aşamalarda. Çünkü üçüncü aşama diye Amerika Birleşik Devletleri'nin ifade ettiği aşamada aslında iki devletli çözümün önünü açan barış müzakereleri ifadesi var. Şunu biliyoruz ki İsrail'de başta Netanyahu olmak üzere ön plana çıkan bütün siyasi figürlerin İsrail siyaseti içerisinde iki devletli çözüme tamamen karşı olduğu bir gerçeklik. Dolayısıyla önümüzdeki günler yine temenniyi söylemeden geçmek olmaz. Umuyoruz ki bir ateşkes ve insani yardımın yoğunluklu bir şekilde Gazze'ye yeniden girmeye başladığı bir süreç olur. Ama bu sürecin de kolay olmadığını görmek lazım. Teşekkürler. Bir de Lübnan meselesi var. Yani ona da bakacağız. Şimdi sayın seyirciler, Lübnan-İsrail sınırında çatışmalar yeni bir boyut mu kazanıyor sorusunu soracağız. Ama öncesinde şu görüntüleri şöyle engellemeyeyim size de göstereyim. Paylaşmak istiyorum. Lübnan'daki Hizbullah İsrail'in kuzeyine roket saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası bölgede yangın çıktı. Gece boyu bölgeden işte bu alevler yükseldi. Alevlere müdahale gündüz saatlerinde de sürdü. Ama dünya bu görüntüleri elbette konuşuyor. Gündüz görüntülerini de paylaşalım. Gecenin ardından işte görüntü bu. Konuyla ilgili yeni bir açıklama da var. Onu da söyleyeyim. İsrail Genelkurmay Başkanı Lübnan'la kuzey sınırımız boyunca taarruza geçmeye hazırız. Karar noktasına yaklaşıyoruz demiş. Dünden bugüne bu görüntüler ekranlara yansıdı. Biz de sizlerle paylaştık. Ben de Sayın Selvi'ye soracağım. Yeni bir cephe açılması mümkün mü? Tarafların bundan sonraki adımları ne olur? İsrail Genelkurmay Başkanı'nın açıklamasını nasıl okumak lazım? Zaten başından itibaren en çok tartışılan noktalardan birisi Fatih Bey, yeni cephe açılacak mı konusuydu. Özellikle İsrail'in savaşı bölgeye yayma planı nedeniyle ilk olarak gözler Lübnan'a çevrilmişti. Fakat ilginç bir şekilde şimdi ateşkesin tam konuşulduğu bir dönemde, hatta biraz da İsrail'in bu konuda sıkıştığı bir zamanda, çünkü açıklayan ateşkesle ilgili açıklamayı yapan kişi Amerikan Başkanı Biden. O nedenle biraz İsrail zor duruma kaldığı bir dönemde Lübnan'dan Hizbullah neden bu saldırıyı gerçekleştirdi? Doğrusu ben onu izah etmekte zorlanıyorum. Çünkü Gazze'de özellikle çatışmaların çok şiddetli olduğu bir dönemde beklenti şuydu. Evet, Gazze'de Hamas, yani Hamas'ın silahlı kolu El-Kassam Tugayları bir direniş gerçekleştirecek. Ama diğer taraftan da Hizbullah yeni bir cephe açacak. Böylece İsrail kuvvetleri bölünmek zorunda kalacak. Hatta Husiler de zaman zaman buraya destek verecek şeklinde bir beklenti vardı. Ancak şu ana kadar işte 7 aylık bir süre zarfında Lübnan'da Hizbullah bu gücünü göstermedi. Nasrallah'ın açıklamaları çok dikkatle takip edildi. Nasrallah'ın açıklamalarında da gördük ki Hizbullah'ın böyle bir şeyi yoktur, niyeti yoktur. Ama şimdi tam da böyle ateşkesin konuşulduğu bir dönemde neden bu saldırı oldu? Doğrusu ben anlamakta zorlanıyorum. Ama bu devam ederse savaş Lübnan'a sıçrar mı? Evet, o ciddi bir soru. Devam edecek mi? Ondan emin değilim. Ama İsrail'in buraya bir özellikle Hizbullah'ın olduğu bölgeleri zaten zaman zaman
müdahalelerde bulunuyor, operasyonlarda bulunuyor. Bir cevap vermesi beklenir. Hatta bu gece itibariyle belki yayınımız içerisinde bile beklenebilir. Beklenir. Ama ben bunun savaşın bölgeye yayılması anlamına geleceğini zannetmiyorum. Eğer Hizbullah devam ederse, İsrail'e yönelik bu tür saldırılarına devam ederse bu yayılma imkanını doğurur. Ama bu aşamada beklemiyorum. Şunu da sorayım size. Yeni bir açıklama da var. Yani yeni dediğim yarım saat önce haber merkezlerine düşen, İsrail medyasına daha doğrusu düşen bir haber. Onu da paylaşayım. Savaş kabinesindeki yetkililer şöyle demiş. İsrail ağırlığını kuzeye kaydırmalı. Kuzey derken hani Gazze'nin kuzeyinden bahsetmiyor. Evet. Lübnan'dan bahsediyor. Evet. Ve Netanyahu zor kararı vermeli. Kuzeyde yani Lübnan'da yukarıda büyük bir operasyon yapmamızın Gazze'deki gücümüz üzerinde ciddi sonuçları olacaktır. Evet. Diyorlar. Savaş kabinesindeki bazı yetkililer. Ne demek istiyorlar? Şöyle, savaş kabinesindeki yetkililer savaşa doymuyorlar ve burada zaten yapılacak olan ateşkesin önündeki en büyük engeli de onlar oluşturuyorlar. Bu ateşkesle ilgili oluşturan konjonktürü aşmak için de kendilerine bir fırsat olarak sunulmuş olabilir ya da değerlendirmek isteyebilirler ya da bunu özellikle savaşı bölgeye yaymak için bir fırsat olarak da görüyor olabilirler. Tabii burada Netanyahu'nun tavrı ne olacak? Ben mutlaka bir cevap vereceklerini düşünüyorum ama bu aşamada daha sınırlı bir müdahaleyle yetineceklerini, savaşı bölgeye yaymak gibi bir şey içerisine gireceklerini zannetmiyorum. Çünkü hem Gazze'de, Refah'ta zaten yeterince katliam yapmaya devam ediyorlar. Çok teşekkürler. O zaman bu soruyu Lübnan üzerinden biraz daha geçmiş perspektiften alarak, genelleyerek sormak istiyorum. Yani 7 Ekim'de bu katliam başladı. Öncesinde zaten 75 yıldır devam ediyordu ama son perdesi 7 Ekim'de başladı. Evet. Ondan sonra Türkiye hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan daha Ekim, Kasım, Aralık hemen hemen kaç defa, 3-4 defa uyardı değil mi? En üst perdeden. Bakın bu bölgeye yayılırsa bunun geri dönüşü yok, evet, diye. Ne aşamadayız, ne durumdayız? O kritik eşikteyiz hala. İlk başladığı günde de çünkü aynı, hani o kadar şiddetli bir intikam duygusuyla cevap verdi ki İsrail. Tabii o büyük mitin güçlü, yenilmez, istihbari anlamda da askeri anlamda da devrilemez ve bütün bu coğrafyanın en büyük askeri gücü olduğu iddiası yerle yeksan olduğu için biraz da onu kapatma ihtiyacıyla çok şiddetli bir saldırıya geçti ve zaten 8 aydır da aynı zalimlik devam ediyor. Doğrusu bölgeye yayılma riski var. Türkiye ilk günden itibaren burada temkinli olunması gerektiğini, iki tarafa da üstelik bir çağrı yaparak önce ateşkes, sonra tarafların oturup bu şartları konuşması ile ilgili bir çağrıda bulundu. Aslında bütün çabası, bütün bu 8 ay boyunca bu fikre başka ülkelerin, başka devletlerin ve uluslararası kurumların da bu fikre, bu noktaya gelebilmesi için verdiği bir mücadele ki hala işte Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan Çin'de ve Çin'de de Gazze gündemiyle dolaşıyor, evet, aslında. İki, evet, ülke arasındaki başka meseleleri konuşuyor ama nihayetinde ama Çin'den de böyle açıklamalar geldi yani. Tabii Gazze mutlaka o görüşmelerin en birinci konusu olarak konuşuluyor. Ki ayın 8'inde İstanbul'da bir D8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı olacak. Hakan Fidan da ev sahipliği yapacak ve bu toplantının da ana gündem maddesi Gazze. D8 işte Müslüman en ekonomisi güçlü, nüfusu güçlü, hı hı, 8 ülkenin bir araya gelerek kurduğu bir organizasyon. Burada da ana gündem maddesi Gazze olacak. İran var, Mısır var, Endonezya, Malezya var. Dolayısıyla hani bu ülkelerin özellikle İran'ın da dahil olması bu meselenin Hizbullah üzerinden, Ürdün üzerinden bir kez daha yakın bir tehlike açısından D8'in ortak bir kararı olarak da
çıkacaktır. O risk devam ediyor ne yazık ki ve biz de bu coğrafyadayız. Yani Gazze'de yaşananlara zaten büyük bir isyanımız, itirazımız ve duruma müdahale çabamız var. Ama nihayetinde bu coğrafyadaki bu büyük ateş zaten hiç durmayan bir çatışma bölgesi burası. Terör örgütlerinin türediği, devletlerin ve işte taşeronların güç savaşlarının alet olduğu bir coğrafya. Bu coğrafyanın bütün değerleri, yeraltı, yerüstü, insani değerleri, bütün değerleri büyük emperyalistler tarafından ya kullanılıyor ya da işte çatıştırılarak o fırsat, bir doğan fırsattan bir şekilde çalınarak aslında kaçırılıyor. O yüzden yani bunları durdurmaya çalışan bir ülke Türkiye ve bütün çabası hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımızın da, Hakan Fidan'ın da bu yönde ve bir sonuç aldığımızda aslında görüyorum. Çünkü İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin o ilk ayda yapılan bir toplantıydı galiba, tarih olarak hatırlayamıyorum ama çok sıcak bir gündemle, daha 7 Ekim'in yakın bir tarihinde yapılan bir toplantıdan çıkan bu temas grubu aslında şu Riyad'daki, anda Riyad'daki toplantı. Riyad'daki toplantı bütün bu temas grubunun, yani ilgili ülkelerin Dışişleri Bakanlarının bütün muhatap ülkeleri gezerek Filistin'in tanınması, Gazze'deki bu çatışmanın sonlandırılması ile ilgili yaptığı çalışmaların bir neticesidir bugün Avrupa'daki Filistin'i tanıma kararları peş peşe. Yani Avrupa, çünkü yekpare bir kıta olarak aslında İsrail'in arkasındaydı, Amerika'nın arkasındaydı. Aynen. Ama İspanya, İrlanda, Norveç, şimdi Slovenya. Slovenya büyük baskı altında olduğunu ifade etti dün. Evet. Kararlı duruyor ama büyük baskı ama var baskı diyor. Var. Yani o baskının müsebbiplerini biliyoruz. Amerika. Ama şimdi İrlanda meclisinde İsrail'i kınarken Filistin'in aslında yaşadığı o büyük mağduriyeti ama o asil duruşu hıçkırarak, ağlayarak anlatan bir milletvekili var İrlanda meclisinde. Evet. Yani o sorunu o kadar doğru anlamış ve o kadar içselleştirmiş ki hani bunu başka türlü ifade etmesi mümkün değil ve ağlıyor adam. Hani bunları görmek, işte Fransa meclisinde bugün vardı, meclise kırmızı, yeşil, siyah ve beyaz giyinerek gelen, öyle değil mi, vekillerin olduğu ve ayakta alkışlandıkları bir sahne. Şu anda Avrupa bile artık Filistin'in yanında hizalanıyor. Evet. Bunun arkasında da işte Türkiye'nin bu mayası var, bu fikri mayası var. Bunu da görmek gerekir. Çok teşekkürler. Şuay Hocam, bir bilgi penceresine beraber kalkalım mı tabii sizinle? Şimdi şunu okuyacağım, Fadime Hanım iyi hatırlattı onu. Tanrı'nın kutsadığı şeyi yok edemezsiniz ve Tanrı İsrail'i kutsamıştır. Kim diyor, kim diyor bunu? Biz kalkarken açılacak, buyurun hocam. Şimdi Nikki Haley, dün aslında bunu paylaştım da. Şimdi eski senatör değil mi Nikki Haley? Evet. Finish them diyor. Yani bunu ısrarla paylaşacağız biz. İsrail'in Gazze'de çocukları yaktığı, yok ettiği bombaların üzerine onları bitir yazıyor. ABD'nin önde gelen yöneticilerinden biri kendisi. Ve diyor ki burada da Tanrı'nın kutsadığı İsrail'i yok edemezsiniz. Ne diyorsunuz bu tabloya? Çok şaşırmıyoruz Fatih Bey. Geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz aslında Uluslararası Ceza Mahkemelerini resmi evrakla tehdit eden Amerikalı siyasetçiler gördük. Şimdi biraz önce söylediğim Biden yönetimi bir şekilde Amerika kamuoyunda İsrail'i şeytanlaştırmadan meseleyi Netanyahu'nun üstüne yıkacak gibi gidiyor kısmı bunlarla bütünleşince daha bir anlam kazanıyor. Şimdi zaten 7 Ekim sonrasında birçok yayında şunu göstermiştik. Amerika'daki üst düzey bütün pozisyonlarındaki isimlerin neredeyse ya kendileri Yahudi aslında ailelerinin bir kısmı ya da çok ciddi İsrail bağlantısı var. Şimdi dolayısıyla bu görüntüler şaşırtıcı değil ama bu görüntüler seçim satımı halindeki Amerika Birleşik Devletleri içinde bence aynı zamanda ibretlik. Sokaklarında gençlerin, akademisyenlerin artık Filistin'e destek için kendini hırpaladığı bir dönemde Amerikalı bir siyasetçinin bu pozlarla bu mesajları vermesi. Seçim kampanyası mı bu yani? Olabilir mi? Yani seçim 6 ay kalan seçimlerde
en çok ben seviyorum İsrail'i. Yani gösteririz. Biz bu dönemde işte önceki isimlerin içerisinde de gördük. İsrail'i biat demeyeceğim ama sonsuz desteğini de göstermek konusunda çekinmeyen Amerikalı siyasetçiler görmeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Yani tekrar özetleyelim. Onları bitir diyor. Kim onlar? Gazze'li çocuklar. Kaç kişi, kaç çocuğu bitirdi, katletti? 15 bin çocuğu katletti. Kime diyor? İsrail'e diyor. Bu silah kime ait? Üzerindeki kodlarla bunun Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olduğunu zaten biz biliyoruz. Ve Amerika kalp İsrail diyor. Always, her zaman ifadesinde kullanarak böyle bir vurgu yapıyor, güçlendiriyor. Biden'ın ifadesi var ya, sarsılmaz desteğimiz. Sarsılmaz desteğimiz de, sarsılmaz desteğimiz devam edecek cümlesini de güya sözüm ona Netanyahu'yla fikir ayrılıkları içinde olduğunu deklare ettiği bir güne denk getiriyor. Evet. Tamam, biz Netanyahu'yla fikir ayrılıkları içindeyiz ama İsrail'e olan sarsılmaz desteğimiz devam edecek diyor. Bunu da bu şekilde paylaşmak istedik. Çok teşekkürler Sayın Hocam. Fatih Bey, şimdi buyurun. Nikki Haley Amerika'da başkan yardımcısı olmak için bir kampanya başlatıyor. Dikkat ediyor musunuz? Bu kampanya Amerika'da başlatmıyor. Yani cumhuriyetçilerin önümüzdeki dönemde başkan yardımcısı olmak için ve bu kampanyayı Amerika'da başlatmıyor, İsrail'le başlatıyor. Diyoruz ya her zaman, artık dünyanın lideri ya da Amerika'nın dünyanın lideri Amerika mı? Yok, tam tersine döndü. Amerika'nın lideri İsrail pozisyonuna dönüştü. Nikki Haley'nin imzaladığı o bombaların hemen yanında beyaz sarı bombalar var, biliyorsun. Onlar fosfor bombalar. Evet, evet. Ve kullanılması yasak olan bombalar. O bombalar atılacak. Şimdi İsrailli çocukları... Amerika'nın kırmızı çizgisiydi onlar. Evet, Amerika'nın kırmızı çizgisiydi. Ama şu anda o bombalar atıldığında Gazze'li, Filistinli çocuklar ölecek. Yani seçim kampanyasını Gazze'li çocukların kanı üzerinden yürüten bir Amerikalı siyasetçi. Ya bundan da çekinmiyor. Hatta ya biz bunu böyle, dün de bunu söyledim. Yani gizli, saklı, oradan buradan bulduğumuz bir görüntü değil. Kendi paylaşıyor. Kendisi paylaştı. Hiç çekinmeden paylaşıyor. Gururla paylaşıyor. Ve bu bombaların doğrudan o çadırlarda yaşayan çocukları katlettiğini, yakarak katlettiğini bilerek, dünyanın da bildiğini bilerek paylaşıyor. Bunu da altını çizelim. Demek ki Amerika'da seçim kazanmanın yolu çocuk katliamından geçiyor. Şimdi araya gideceğiz ama araya giderken McLemore olarak bilinen dünyaca ünlü Amerikalı rapçi Benjamin Haggerty Berlin'deki konserinde Filistin'e destek mesajı verdi. Neler söyledi onu siz izleyeceksiniz. Aradan sonra saat başında burada devam edeceğiz. And I will say that the atrocity that was the Holocaust, there will never be reparations for that. The only way that we can atone for our past is by today standing up against apartheid, against occupation, against genocide, for a free Palestine. That's the only way. And I know, because I want the same thing for everybody, right? I want the same thing for everybody. I want everyone to feel safe. I want everyone to feel loved. I want everyone to feel like they can wake up and have a shot at the day, to have breath in their lungs and to not be scared. You know, I see someone with a sign that says, "Happy Birthday, Sloan. May your wishes for ceasefire and peace come true." Yes. And I just want to urge everybody. I want to urge everybody. And I know the United States government is... And what Germany is doing... By these governments, we are represented by the heart inside of our chest. Let that lead, not our officials.
Bir kez daha merhaba değerli izleyenler. Birinci sayfa ikinci saat dilimiyle devam ediyor. Tüm hızıyla dünyada ve ülkemizde yaşanan bütün gelişmeleri aktarmaya, paylaşmaya ve yorumlamaya devam ediyoruz. Gazze meselesini, Gazze'de yaşatılan İsrail vahşetini ve katliamını konuşuyorduk. Şimdi çok vahşetin öne çıkan diyeyim artık kelime de bulamıyorum görüntüleriyle başlayacağız. Gazze şeridinde çocuklar aç, yani açlık sınırında da değil artık, aç, susuz, sağlık hizmetlerinden yoksun. İsrail birçok hastaneye ve yerleşim yerine ne ilaç ne de gıda girişine izin veriyor. Su bile sokmuyor. İşte TRT ekibi Deir el Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne girdi. O vahim hali görüntüledi. Birlikte izleyeceğiz. Biz şu anda TRT ekibi olarak Gazze şeridinin ortasında Deir el Belah kentinde Aksa Şehitleri Hastanesi'nde pediatri bölümündeyiz. İsrail güçleri Gazze'ye ilaç, süt, aşı gibi malzemelerin girmesine 4 haftadır izin vermiyor. Vahim bir durumla karşı karşıyayız. Bu küçük odalar onlarca çocukla dolu. Bu çocuklar genel itibarıyla kötü beslenme ve bu nedenle ortaya çıkan hastalıklara yakalanmış durumda. Tabii İsrail burada sadece saldırılarıyla değil, aynı zamanda onları aç bırakarak eziyet ediyor. Özellikle çocukların ihtiyacı olan ilaçların ve temel gıdaların buraya girişine izin vermiyor. Tüm Gazze aynı durumda. Aksa Şehitleri Hastanesi'nde sağlık sisteminin nasıl çöktüğünü görüyorsunuz. Burada doktorlar bir şekilde hem hastalara tedaviye hem de yaralılara müdahale etmeye çalışıyor. Buradaki durum çok endişe verici. Özellikle çocuklar için. İsrail'in saldırılarında çok sayıda çocuk yaralandı ve onların sağlık durumu endişe verici. Görüyorsunuz, burası çok kalabalık. Çocuklar ve aileleri burada. İhtisas doktoru Şerif Bey yanımızda şu an. Gıda eksikliğinin çocuklara etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Her çocuk bu hastanede kötü besleniyor. Burada gıda sorunu çok büyük. Gıda yetersizliği sadece ölüme götürmüyor. Burada yetersiz beslenenleri 3 dereceyle değerlendiriyoruz. 3. derecedekiler en zor durumda olanlar. Onların durumu çok kötü. Buradaki çocukların neredeyse tamamını 2. derece olarak niteleyebiliriz. Kötü beslenen bu çocuklarda mutlaka bir de hastalık ortaya çıkıyor. Evet, takip ettiğimiz gibi İsrail sivilleri açlığa mahkum ediyor. Bu hastane oldukça kalabalık. Yalnızca hastalar değil, yaralılar da burada tedavi ediliyor. Hastane şu an oldukça karmaşık bir halde. Son kareyi bir kez de dilimle tekrarlayayım. Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü bugün değerli izleyenler. Konuştuğumuz konu üzerine ne güzel oturuyor, ne güzel örtüşüyor değil mi? Ne güzel kelimesi. Tabii burada lafı güzaf. Yani demek istediğim şu, hayat kendi akışında devam ederken, günlük hayatımızda tebessüm ederken, alışveriş yaparken, yeni bir kıyafet üzerimize alırken ya da şu suyu içerken dahi aklımıza geliyor. Mahcubiyet yaşıyoruz. Sadece coğrafi olarak kardeşimiz, dini olarak kardeşimiz olduğu için değil. Orada bir insanlık yok ediliyor.
15 bin çocuk katledildi. 39 bin insan katledildi. Küçücük Gazze'de, yani Türkiye'nin herhangi bir ilinin herhangi bir semti olacak kadar yüz ölçümüne sahip Gazze'de 10 bin kişi kayıp. Yani 40 bin kişi öldürülmüş, katledilmiş, 10 bin kişi de kayıp. Artık daha fazla söyleyecek söz bulamıyoruz elbette. Virgül koymadan önce bu bölümün toparlama yorumunu, son değerlendirmeyi Şuray hocamız yapacak. Buyurun hocam. Fatih Bey, teşekkür ediyorum. Tabii zor bir konunun toparlaması bana kaldı. Böylesine bir günde bu görüntüleri yorumlamanın ne kadar acı olduğunu bir kere daha dile getirmek istiyorum ama bu görüntülere bakarken biraz önce o kadar çok boyutlu şey düşündürdü ki, hastanenin yokluk koşulunda olduğunu mu söylesek bir yandan, o yokluğun içerisinde belki yarın herhangi bir bombardımanda ölüp ölmeyeceğini bilmedikleri insanlar için yoğun çaba sarf eden, inanmışlıkları olan doktorları mı söylesek bir yandan? Yoksa kendi çocuğuna bile üzüntü, kaygı, acı ama aynı zamanda umut dolu bakan anneleri mi söylesek bir yandan? İnanın hangi biriyle cümlemi kapatacağını bilemedim ama tüm bu kötü görüntülerin içerisinde Müslüman'a ümitsizlik yakışmaz şiarıyla çocuklarına umut dolu bakan anneleri ve her şeye rağmen kendilerinin canı pahasına oraya gelmiş çocukları o yokluğun içinde iyileştirmeye çalışan doktorları söyleyerek kapamak istiyorum ben müsaadenizle Gazze konusunu. Lütfen. Şu anlık kapadık ama gönlümüzde, duamızda asla Gazze'yi, bu evlatları, bu kadınları unutmuyoruz. Umarım ki böyle bir günü anmak zorunda dünya kalmaz. Ne Gazze'de ne de başka bir coğrafyada. Çok teşekkürler. Bir cümleyle de şunu söyleyelim. Bu katliam son bulana kadar, o çocukların yüzü gülene kadar nokta değil, virgül koymaya devam edeceğiz. Birinci sayfada, TRT Haber ekranlarında her gün Gazze'ye dair içeriklerimiz günü gününe sizlerle birlikte olacak değerli izleyenler. Şimdi ikinci konu başlığıma geçiyorum. İkinci konu başlığımız Suriye'nin kuzeyinde, yani güney sınırımızda çok tehlikeli bir girişimin hazırlığı yapılıyor dedik. Ben böylece bir başlık atayım ortaya ve Sayın Selvi ile harita önünde şöyle buyurun bir değerlendirelim. Suriye'nin topografik haritası değerli izleyenler. Bu harita üzerinde neler neler yapmak istediler ama öncesiyle birlikte 2016 yılından bugüne, yani Türkiye'nin bölgede, coğrafyada kendi göbeğini kendisinin kestiğini ilan etmesinin ardından Fırat Kalkanı Harekatı, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarıyla burada bir teröristan kurulmasını engelledik. Ama hali hazırda onların çabaları devam ederken bizim de burada kırmızı çizgilerle mücadelemiz devam ediyor, değil mi? Ne dersiniz? Ne demek istiyorum? Bir seçim var 11 Haziran'da. Nasıl bir seçim Sayın Selvi? Şöyle, 11 Haziran'da PKK terör örgütü, onun Suriye'de isim değiştirerek Amerikalıların telkiniyle SDG olan yapı bir seçim yapmayı planlıyor. O seçim, Suriye devletinin haberi yoktur, onayı yoktur ama Suriye devletinin topraklar üzerinde bir yönetim kurmaya kalkışıyorlar. Bu seçimde tüm şartları, yani seçime katılacaklar, seçimde aday olacaklar, seçimle ilgili sayımlar ve sonuçları ilan edilecek tüm yapılanmalar da PKK terör örgütü tarafından, Suriye'deki adıyla SDG tarafından belirleniyor. Terör örgütünün kontrolünde, onayında, izin verdiği müddetçe burada bir seçim yapmak istiyorlar. Türkiye'de bu seçimin öncelikli olarak Suriye'nin toprak bütünlüğüne de bir terör örgütüne bir özerk yönetim kazandırması gibi bir tehlikeye de işaret ederek bunun yanlış olduğunu söylüyor ve bunu engelleyeceğini ifade ediyor. Sadece Türkiye değil, o bölgedeki diğer Kürtler ve Araplar da bu seçimin adil olmadığını, eşit olmadığını, PKK'nın kontrolünde yapılan bir seçim olduğunu belirterek karşı çıkıyorlar. Onlar da toplantı halindeler. Açıklamalar yapıyorlar. Yani böyle bir de facto fiili durumla karşı karşıyayız. Yani bir kez daha hatırlayalım. Burada 3 kanton kurup bu kantonlara sözde başkanlar atayıp işte burada bir kanton,
onların deyimiyle Kobani dedikleri Ayn el-Arab bölgesinde bir kanton, Afrin bölgesinde bir kanton kurarak Hatay sınırlarımızda sözüm ona denize açılacak bir teröristan, bir terör devleti kurma hayali vardı. Biz bunu engelledik. Yani balyozla vurduk hakikaten bu plana, yerle bir ettik ama boş durmuyorlar. Evet. Değil mi? Yani şöyle PKK'yı meşrulaştırmak, Suriye'yi bölmek ve bir terör devleti kurmak. Üç amaç. Şöyle Amerika Merkez Kuvvetler Komutanı ne dedi? Türkler dedi PKK terör örgütü, PKK'nın bir terör örgütü olduğunu ve onlarla hiçbir şekilde münasebet kurmayacaklarını ifade edince biz dedik ki PKK'ya gidin adınızı değiştirin. Onlar da bir gecede PKK oldu, SDG. Bir de oraya demokrasi ekledik. Demokrasi eklenince dedi Makgörk'ün dedi telkiniyle meşrulaştılar dedi. Hı hı. Yani kendilerince terör örgütünü meşrulaştırıyorlar. Bu, kim bu adam Makgörk? Yani seyircilerimiz yani, için soruyorum. Bu, biz işin içinde olduğumuz için hep takip ediyoruz. Kim olduğunu biliyoruz da mutlaka seyircilerimiz şu an soruyordur. Ya bu adamın ismini çok duyuyoruz. Evet. Kim bu adam? Brett Makgörk burada PKK'nın hamisi olan bir Amerikalı. Başkan Trump Irak'tan Amerikan askerinin çekileceğini açıkladığına ona açıkça karşı çıkan bir isim. Bu nedenle de Trump tarafından azledilen bir isim. Ama Biden gelince ilk kararnamesini imzalayıp evet. Amerika'nın Orta Doğu ve Afrika özel temsilcisi olarak atadığı kişi. Bu atamada dahi bir mesaj var. İlk atamasını bunu yaptı. Bu ne yapıyor? PKK'nın Suriye'deki temsilcisi Mahsun Kobani denilen teröristi kimi zaman bunun karargahında kalıyor. Bu ne yapıyor? Vafıl Talabani ile Mahsun Kobani'yi bir araya getiriyor. Onları barıştırmaya çalışıyor. O ne yapıyor? Şimdi Amerika'da seçimler olur ya Biden kaybeder. Ben de gidersem Trump yine geldiğinde beni azleder, kovar. Ben gitmeden burada PKK'ya bir statü tanıyayım diye Suriye topraklar üzerinde ameliyat yapan ve Suriye'de PKK özel bir statü kazandırmaya çalışan bir Amerikalı, tehlikeli bir adam. Peki bütün bunları yaparken Türkiye'nin dikkatle takip ettiğini Fadime Hanım da yazısında yazmış yani. Evet. Okudum onu. 30 Mayıs'ta yazmışsınız. PKK'nın ne istediği değil, Türkiye'nin nasıl takip ettiği ve ne yapacağı önemli bu noktada demiş. Hakikaten öyle. Bilmiyorlar mı? Yani yaptıklarımız bizim yapacaklarımızın teminatı, bunu her defasında ispatladık. Bunu öngöremiyorlar mı? Fatih Bey, burası Orta Doğu ve burada fiili durumlar yaratıyorlar. Bakın yan tarafımızda Irak var. Irak'ı parçaladılar. Suriye'yi parçaladılar. İran'a operasyonlara çekiyorlar. Ve Türkiye'ye de bu operasyonlar önce Türkiye'de yaptılar ama başarılı olamadılar. Ama devam ediyorlar. Yani bir zaaf anını yakalayıp da nasıl Türkiye'yi de bu parçalanmış devletler arasına sokarız diye devam ediyorlar. Türkiye bu konuda kararlı. Bakın Fadime Hanım değindiği nokta o kadar önemli ki. Türkiye'nin ne yapacağı çok önemli. Suriye'nin toprak bütünlüğünü Türkiye Suriye yönetiminden daha çok savunuyor. Evet. Bakın bu seçimler için Suriye rejiminden, Esed'den bir açıklama geldi mi? Şu ana kadar susuyor. Demiyor ki bu devlet benim devletim. Benim devletimin sınırları içerisinde siz yeni vilayetler oluşturup ne seçimi yapıyorsunuz? Hem Birleşmiş Milletler'in kararı var. Hem ben burada bir devletim. Benim devletim içerisinde topraklarımın üzerinde ayrı yönetimler mi kuracaksın? Demiyor. Ama Türkiye söylüyor. Türkiye diyor ki bakın 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı 2254 sayılı yasa var. Hı hı. Irak'ın toprak bütünlüğüne esas alıyor. Siz Irak'ın toprak bütünlüğü üzerinde bir terör örgütüne bir özel yönetim kurdurmak istiyorsunuz. Ben bunu kabul etmem diyor. Türkiye'den başka kimler diyor? O bölgede yaşayan Kürtler diyor, Araplar diyor. Yani Türkiye'nin ne dediği çok önemli. Zaten en sağduyulu sesi Türkiye çıkarıyor diyor ki Suriye'yi bölmeyin diyor. Çok teşekkürler Sayın Selvi. Buyurunuz efendim. O zaman Sayın Özkan'a şunu soralım. Şimdi bunun birçok farklı ama aynı amaca hizmet eden senaryosu daha önce defalarca hayata geçirmek istendi ama biz buna engel olduk. Burada bir oldu bitti mi var? Birincisi bu. İkincisi
Milli Savunma Bakanımızdan önemli bir açıklama geldi. Sayın Selvin işaret ettiği gibi. Yani Suriye devletinden ya da işte rejimden herhangi bir açıklama yokken biz diyoruz ki bakın resmi açıklama bu. Şu an biz bu sınırın %63'ünü kontrol ediyoruz. Sadece kendi adımıza değil yani. Komşumuz adına da bunu yapıyoruz. Neden? İstikrar için. Bizim içimize bu ne derler ona? Girmesin. Yani bu tehlike gelmesin. Bunu koruyoruz ve bunu devam ediyoruz. Bu bir süreklilik arz eden bir şey. Yani o harekatları yaptık bitti değil. Her gün her gün bu devam ediyor değil mi? Çünkü burada, evet. Burada bir boşluk var yani. Ne diyorsunuz? Öyle. Şimdi Irak'ın kuzeyinde Türkiye hem DAEŞ'i hem PKK'yı sınırından aşağı süpürdü. DAEŞ'le göğüs göğüse savaştı bizim Mehmetçiğimiz. Ve DAEŞ'e karşı hakikaten NATO ülkeleri içerisinde savaşan, göğüs göğüse savaşan tek ülkedir Türkiye. Oysa PKK'yı orada var ederken Amerika Birleşik Devletleri'nin hali hazırda da öyle. PKK'yı yani Suriye kolu PYD'yi, YPG'yi meşrulaştırmasındaki en önemli unsur orada bir DAEŞ var ve DAEŞ'e karşı benim adıma PYD savaşıyor diyor. Oysa bu gerçek değil. O bir gerekçe. PYD'ye verilen silahların, ona bir alan açılmasının, ona her manada lojistik, diplomatik, medyatik, askeri desteğin verilmesi için üretilmiş bir gerekçe olduğu çok açık. Bu çok somut. Türkiye orada güvenli oluşturduğu güvenli bölgede hem işte son yıl olarak hatırlayamıyorum ama 500 binden fazla Suriyeli, Türkiye'deki Suriyeli misafirlerin güvenli bölgeye döndüğünü biliyoruz. Çünkü orada hastaneler açık, okullar açık. Artık bir devletin karşılaması gereken, vatandaşına karşılaması gereken hizmetler Türkiye'nin gözetiminde orada Suriyeli muhalifler tarafından, Suriye Milli Ordusu'nun gözetiminde yapılabiliyor. Bunun için Esed'in Türkiye'ye elbette teşekkür etmesi gerekiyor. Kendi devleti içerisindeki bir terör oluşumunun varlığını sorun etmeyip Türkiye'nin orada oluşturduğu güvenli bölgeyi zaman zaman dinle dolayıyor olması çok rasyonel zeminden aslında koptuğunu da gösteriyor bir manada. Ama nihayetinde orası Suriye Arap Cumhuriyeti, üniter bir devlet. Ve o devletin içerisinde PKK da dahil olmak üzere pek çok unsur ve devlet var. Yani bu Suriye'nin bir gerçekliği. Ama şimdi tabii 11 Haziran yakın bir tarih. Bugün ayın 4'ü. Demek ki bir hafta tabii. Sonra orada bir evet, seçim olacak. Evet, tam bir hafta diye sayın başladım. 6 kantonda. İşte sayıları da vardı. 6 kantonda bazıları büyükşehir, bazıları ilçe. Neden Salı günü yapıyorlar acaba? Amerika'da yani salı olmasının evet bir anlamı var mı bilmiyorum ama belki modelleme olarak olabilir yani değil mi? Oradan almış olabilir ama aslında belki. Modelleme baştan aşağı. Akıl hocası Makgörk olunca salı günü yapalım demiş olabilir öyle yani. Demiş. Şimdi aklıma geldi. Evet. yani ilginç bir şey oldu, tespit oldu. Şimdi ama yapılanma bu hani bütün oradaki devlet taklidi yapan korsan özerk yönetim de dahil olmak üzere bu seçim modellemesinde KCK'nın baştan sona parmak izi var. Yani seçim komitesini oluştururken aslında yine bir eş başkanlık sistemi var. Oradaki seçim komitesi tamamen PKK'ya müzavir isimler tarafından belirlenmiş durumda. Bir dizi hukuksuzluk aslında. Hı hı. Az önce Abdülkadir Bey de söyledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 numaralı kararına aykırı bir durum bu. Suriye'nin çünkü hem toprak bütünlüğünü hem de toplum olarak, millet olarak birliğini garanti ediyor Birleşmiş Milletler. Ama burada üniter bir devlet içerisinde işgal ettiği topraklar üzerinde seçim yapmaya çalışan bir terör oluşumu var. Ve bundan bir sonraki aşamada elbette resmi olarak tanınma talebi olacak. Bunun için Amerika'da bir lobi şirketiyle anlaştığını yüksek paralar vererek Amerika tarafından tanınmanın zeminini hazırlamaya çalıştığı bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi birkaç hukuksuzluk çünkü hani bütün haber kaynaklarımızdan aldığımız bilgilere göre bir takım bir dizi hukuksuzluk peş peşe aslında
konfederal bir devlet tasavvur ediyor ve bu seçimi de buna göre yapıyor. İşte az önce haritayı da gösterdiniz. Aslında Suriye haritaları içerisinde olmayan vilayetlerde seçim yapmaya kalkıyor. Mesela Fırat vilayetinde bir seçimden bahsediyor ama Suriye'de Fırat diye bir il yok. Pek çok başka benzeri tutumları var. Özellikle oy kullanma hakkı bakımından doğrudan PKK'ya, YPG'ye, SDG'ye son kamuflajıyla birlikte SDG diyebiliriz. SDG'de askerlik yapmış olan, yani tırnak içinde bu askerliği elbette terör örgütü içerisinde terör faaliyetlerine katılmak olarak tercüme etmek gerekir. PKK içerisinde silah altına alınmış olanları ancak oy kullanabilme hakkı olduğunu söylüyor bu seçim düzenlemesi içerisinde. 5 yıl aynı adreste ikamet etmeyi zaruret halinde gösteriyor. Bu da özellikle son 5 yıl içerisindeki yer değiştirmeler, bütün o çatışmalar, yer değiştirmeler düşünüldüğünde özellikle PKK'ya tabi olmayan Kürtleri ve Arapları seçmen pozisyonundan, statüsünden düşüren bir şart. Bu da tuhaf bir hukuksuzluk ve PKK'nın doğrudan parmak izini gösteren bir şey. Yüksek Seçim Kurulu belirliyor adayları, girecek adayları. Bu da yine aynı örgütle iltisaklı olmayı şart koşuyor. Seçilseler bile seçilen belediye başkanlarının Rojava Kantonlar Birliği diye bir birlikle birlikte seçildikleri yerleri yönetmeleri bekleniyor ki o komite zaten doğrudan PKK'nın kendi yapılanması içerisindeki pozisyonlarından birisi. Yine bir halk meclisinden bahsediliyor. Bu da PKK'nın Türkiye içerisinde de aslında yaptıkları yapmayı daha önceki dönemlerde Hendek terörü döneminde halk meclisleri marifetiyle aslında belediyenin kendi meclislerini boşa düşürmeye çalışan, ona bir tür kayyum meclis gibi, PKK kayyumu meclisi gibi bir paralellik üretmeye çalıştıkları yapılar bu seçimde de hakim. Bütün bunlar aslında bize şunu gösteriyor ki ortaya bir sandık, yani bir meşruiyet arayışı, bir meşruiyet aracı olarak normal bir demokratik hukuk devletinde olan bir sembolü, sandığı ortaya koyarak PKK bir terör örgütü olarak o sandığa girip oradan meşru bir devlet olarak çıkma hayali kuruyor. Anlaşılan bu. Ama işte Amerika Birleşik Devletleri'nin de şu anda biraz konjonktürel olarak aslında adını koymak lazım. Şartlar oluşmadı. Şeffaf ve güvenli bir seçim yapılamayacağı için biz bunu onaylamıyoruz diyerek koydukları bir tavır var. Aşiretler, bölgedeki aşiretler çok tepkili ve peş peşe açıklamalar 150 aşiret var. Açıklama yaptılar. Bir araya geldiler. Yani bir gövde gösterisinde bulunuyor. Evet evet. Sokaklarda aşiret, protestolar 150 var. 150 aşiretin bir araya gelmesi de önemli tabii. Evet. Yani. Aşiret dediğiniz zaten binlere tekabül eden sosyal yapılardır. Dolayısıyla onların oradaki siyasi iradeleri ve tutumları önemli. Evet. Protestolar var. Yani Suriye Birliği'ne ve Suriye'nin geleceğine bir darbe girişimi olarak da algılanıyor. Dolayısıyla hani pek çok açıdan bunun PKK olduğu ve PKK'nın kendini meşru bir zemine taşımak için sandığı araç ettiği anlaşılıyor. Ama bu protestoların artma ihtimali, bu itirazların artma ihtimali ve bir önceki seçimlerde olduğu gibi hani bir kez daha ertelenme ihtimali de yüksek. Ama ertelense de yapılsa da Türkiye'nin oradaki tavrı aslında çok net. Kimin ne yaptığı değil, Türkiye'nin ne dediği ve ne yaptığı önemli. Türkiye'de teröristana hiçbir şekilde geçit vermeyeceğiz diyor. O açıdan Türkiye açısından değişen bir durum yok. Çok teşekkürler. O zaman Şuay Hocam, bu teröristan ifadesiyle size bir soru yönelteyim. Yani bu hani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bin yıllık geleneğinde kullandığı her kelimenin altını doldura doldura mesajını verir. Milli Güvenlik Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat kendi mesajlarında bu teröristan ifadesi yanılmıyorsam Aralık ayından bu yana kararlı bir şekilde kullanılıyor. Bunun bir sebebi olmalı.
buradan başlayalım. Sonra da tabii ki Suriye yorumu alacağım sizden. Fatih Bey, hatta teröristan ifadesi ilk kullanıldığında da sizinle beraber yayındaydık. Sayın Cumhurbaşkanımız tabii son dönemde teröristanı özellikle seçerek kullandığını da söylemek lazım. Teröristan ifadesinde aslında o zaman da dile getirmiştik. Geçen 6 aylık süreçte kullandığı platformlar, söylediği ve verdiği mesajlar ekseriyetinde anlamı daha net görülüyor ki Türkiye Cumhuriyeti terörle mücadele konusunda, bakın, sadece terör örgütleri değil, terör örgütlerinin bir devletleşme eğilimi, haksız, hukuksuz, hem Suriye'nin hem de Suriye dışında Irak'ın da toprak bütünlüğünü tehlikeye atacak bir oluşum noktasına Türkiye'nin izin vermeyeceğini ifade ediyor. Tabii bu ifadenin arkasında biz biraz önce isim olarak McGurk'ü konuştuk. Ama Arap Baharı döneminde DAEŞ'le mücadele altında sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, hatırlayın yine Türk televizyonlarının bir başarısı, Lafarge skandalından tutun birçok Avrupalı ülkenin, evet, de bölge dışı aktörün de burada kendi çıkarları için terör örgütlerine destek verdiğini gördük. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın teröristan ifadesi bence çok geniş kapsamlı bir söylem. Hem yeni oluşacak ya da oluşturmaya çalıştıkları terör örgütleri temelli bir oluşuma izin vermeyeceklerini, Türkiye'nin izin vermeyeceğini, hem de aynı zamanda bunu destekleyen bölge dışı, bölge içi her aktörün de Türkiye karşısında olduğunu ifade ettiği bir kavram. Tabii biraz önce hem Abdülkadir Bey hem Fadime Hanım çok geniş çerçevede detaylarıyla yorumladı ama meselenin özellikle böyle bir zamanlama içerisinde, ben de hem Amerika'daki seçimler satımı halinde hem de bölgedeki şu anda 7 Ekim'in gölgesinde her şeyi yaşandığını görmemiz lazım. Niye bunu söylüyorum? Çünkü bölgenin bütün dikkatinin Filistin'e verildiği, dünyanın bütün dikkatinin Filistin'e verildiği, kuzeyimizde Rusya'nın Ukrayna Savaşı başladığı günden itibaren Rusya olarak belirli güçlerini Ukrayna'ya tamamen kaydırdığı ve bölgede kendisinin varlığının farklı bir boyuta evrildiği bir dönemde böyle bir eyleme kalkışmak diyeceğim ben buna. Çünkü Suriye Anayasası çerçevesinde zaten bu Suriye Anayasası'na aykırı, toprak bütünlüğüne aykırı ve Türkiye'nin de Arap Baharı'nın ilk gününden itibaren söylediği şu ifadeyi, aradan 14 yıla yakın bir zaman dilimi geçti, Sayın Cumhurbaşkanımız hep söylüyor, yanı başımızda bir terör koridoru kurulmasına izin vermeyiz ifadesi vardı. Hatta bizim sınır ötesi operasyonlardaki Fadime Hanım dile getirdi. Buralarda biz yeni yaşam alanları kurduk. Buralarda hem DAEŞ'in eziyetinden hem PKK, YPG, PYD'nin eziyetinden gerçekten zor durumda olan insanlara Türkiye yardım eli uzattı. Hem bölgeyi terör örgütlerinden arındırdı hem de bir yeni yaşam alanı oluşturdu. Diyorlar ki etmesin efendim, yani bu bizim görevimiz mi, bu bizim işimiz mi, bize ne oradan? Bunu söyleyenlerin tabii ekseriyeti her konuyla ilgili bizim ne işimiz var, bizim ne alakamız var. Ama şimdi vardı. Yani ama sınırınızın dibinde, kapınızda değil mi? Yani kapınızda bir yangın var, sınırınızın dibinde, yangının da ötesinde bir tehlike var, bir canavar var. Onunla mücadele etmek zorundayız herhalde. Yani çok hızlı unutuyoruz. Ben bazen öyle görüyorum. Bunlar çok yakın tarih. Arap Baharı, Suriye iç savaşı diye konuştuğumuz meselelerde. Ben orada göçmenlerle ilgili araştırma yaparken şunu hatırlıyorum. Türkiye terörle mücadele paradigmasını çok daha güçlü sahaya koymadan 3 kere kafamızın üstünden katyuşka uçtu sınırda. Yani bunlar yakın tarih. Bunları unutuyoruz diye düşünüyorum. Ve bugünkü söylemleri de bu noktada, o dönemde de benzerleri vardı. İlk sınır ötesi operasyon, meclisten izninin alındığı dönem, sonrasındaki süreçlerde aynı söylemler hafızaların da hızlı silinmesiyle sanki bunlar hiç yaşanmamış gibi, Türkiye DAEŞ'le, PKK'yla, PYD'yle, adı her neyse sürekli değişiyor, bununla mücadele edilmemiş gibi anlatılıyor. Şimdi bugün konuştuğumuz bu sözde seçim meselesinin de ben Amerika Birleşik Devletleri tarafını, Fadime Hanım dile getirdi, söylemini de zaman olarak çok kritik buluyorum. Yani bunu siz yapıyorsunuz ama bunun sonuçlarına tek başınıza katlanırsınız diyor. Çünkü Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı'nın hem bu hafta içerisinde hem geçtiğimiz hafta içerisinde çok net ifadeleri vardı. Buradan ortaya çıkacak ya da çıkarmaya çalıştıkları siyasi sonuçlar kendilerine göre meselenin terörden ibaret olduğunu gizlemeye yetmeyecek. Yani dolayısıyla burada hem bölgede yaşayan halka yaptıkları zulüm, aynı şekilde de devam eden, bakın
çok uzun süredir, neredeyse 10 yıldır burada PYD'nin, YPG'nin kaçırdığı çocuklar, bunları terör örgütü üyesi haline getirme süreci. Yani anlatılacak birçok mesele var ama eksenden çıkmak istemiyorum terörle mücadele konusunda. Bugün yapacaklarını gelecek hafta iddia ettikleri sözde seçim, kendilerine özgü bir eylemsellik ifade etse de bunun bir anlamı olmadığını Türkiye'de herkes de biliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu noktadaki hem arka planda başka anlamlarda verdiği destekler hem de kamuoyu önündeki açık karşı olduğunu ifade etmesi de bence bu meselenin nereye doğru gideceğini de gösteriyor. Türkiye bu işten geri adım atmaz. Türkiye bunun sonucunda ortaya çıkabilecek yeni koşullara da zaten Sayın Cumhurbaşkanımız Haziran'ı hani bu mesele yokken bile söylediği, biz artık dedi o kilidi kapatacağız terör meselesini dedi. Hem Irak'la hem Suriye çerçevesinde. Dolayısıyla Türkiye'nin tutumunu değiştirmeyecek ama zamanlaması ve bunun olası Suriye içindeki sonuçları açısından bence kritik bir dönem. Çünkü bir şekilde bölgenin güç ekseni konusundaki kaymalarının kendilerine bir yeni avantaj alanı oluşturmasını bekleyen bir grup var. Amerika Birleşik Devletleri'nin de kendilerine verdiği destekle beraber ya da başka ülkelerin. Ama ben bunun sonucunun kimse için çok sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'nin tutumu terörle mücadele konusunda netken Fatih Bey. Çok teşekkürler. Siz şimdi eksen benzetmesi yaptınız. Coğrafya bilgilerimi kullanarak şu benzetmeyi yapayım ben de. Terörle mücadelemiz hani dünya gibi kendi ekseni etrafında dönerken aynı yörünge etrafında döndüğümüz bir başka mesele var. Ama yörüngemiz aynı. Nedir? Savunma sanayi. Yani o olmadan olmuyor. Değil mi? Hani masadaki yumruğumuzun şiddetini ortaya koyan bizim gururumuz. Yumruksuz da masaya oturulmuyor değil mi Fadime Hanım? Önce sahada var oluyoruz ki masada güçlü olabilirsin. Şimdi o yumruklardan biri hepimizin gururu 85 milyonun, en az 85 milyonun. Bayraktar Akıncı, birlikte bakalım. Şimdi görüntü var. Bayraktar, Baykar'dan yeni bir görüntü geldi. Bayraktar Akıncı, Taarruzi, insansız hava aracı, TİHA. Bir testi daha başarıyla geçti. Roketsan tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen süpersonik füzesi İHA-122 ile atış testi gerçekleştirildi. İHA-122 süpersonik füzesi sahip olduğu yüksek hız ve isabetlilikle ön plana çıkıyor. Son testlerde sayın seyirciler İHA-122'nin lazer arayıcı ve TV arayıcı başlıklı versiyonu Akıncı TİHA'dan fırlatıldı. Su üstü hedefler başarıyla vuruldu değerli izleyenler. Zannediyorum bir ikinci görüntü daha olsa gerek. Ona da bakacağız. Şimdi az önce ben 122 paylaştım süpersonikte. Bu da 230. 230 üzerinden aynı başarıyla o da gerçekleştirildi. İkinci görüntü de bu şekilde paylaşıldı. Yani hemen hemen her akşam bu görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Bu görüntüler birbirinin tekrarı olan unsurlar da değil. Birbirini tamamlayan gelişmeler. İşte bu çok önemli. Şimdi dikkatli seyircilerimiz Şuayin İlhan Açıkalın'ın geçen hafta bizimle programda birlikte olmadığını hatırlarlar. Neden? Çünkü kendisi Efes tatbikatını izlemeye gitti. Dolayısıyla bu görüntülerin ardından şimdi oradan izlenimleri de almak isteriz hazır buradayken. Nasıldı tatbikat? Biz buradan paylaştık ama siz oradan gördünüz. Fatih Bey şunu söyleyeyim. Tabii önce TRT ailesine de şöyle teşekkür etmek lazım. Çok büyük bir emekle bütün tatbikatı canlı verdiler. Bireysel hissiyatımı önce söyleyeyim. Teknik meselelere de gözlemlediğim değineceğim. Yerinde tabii Türkiye'nin bu zamana kadar yaptığı bir kere Efes tatbikatı gerçek mermiler ve mühimmatlarla yapılan bir tatbikat. Gece bölümü ve gündüz bölümü maket değil yani. Değil. Seçkin gözlemcilerin katıldığı kısımda benim de bulunduğum gece ve gündüz olarak icra edilen geniş kapsamlı bir tatbikat. Bu bağlamda Türkiye'nin en büyük tatbikatı. İzlerken gurur duyuyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kapanış konuşmasında bir ifadesi vardı. Bunu hissediyorsunuz. Şunu söyledi. Barış isteyen savaşa her zaman hazır olmalı dedi. Efes tatbikatında biraz sonra ilklerini de paylaşacağım, gözlemlediğim.
Türkiye'nin kara, deniz, hava kuvvetlerinin ne kadar entegre, ne kadar nizami, yerli ve milli savunma sanayi unsurlarıyla beraber ne kadar büyük bir caydırıcı güç haline geldiğini birebir görme şansına sahip oldum. Tabii izlerken de büyük bir heyecan yaratıyor insanda. İşte biraz önce şu anda gösterilen görüntüler, gece tatbikatının içerisindeki kullanılan tüm yeni mühimmat, yeni savunma sanayi ürünlerinin hepsi hem seçkin gözlemciler hem de 50'den fazla ülkenin de üst düzey katılımı vardı. Savunma bakanlarından genelkurmay başkanlarına kadar 50 ülkeden üst düzey temsilci de aynı heyecanla, aynı merakla ve aynı ilgiyle izledi. Onu da söylemek mümkün. Tabii tatbikatın bence konuşulacak birçok yönü var. Müsaadenizle şu kısmıyla başlayayım. Tabii. Seçildiği yer Seferihisar. Bu bölge önemli. Aslında hem bölge ülkelerine verilen mesaj hem de tatbikatta icra edilen senaryo açısından önemli. Senaryoyu gece tatbikatı perspektifinde ilk paylaşılan senaryoya baktığımızda senaryo kapsamında Türkiye senaryonun içeriği şöyle. Türkiye 16 ülkeye komuta eden bir Türkiye yine komuta ediyor. Bu noktada da enerji araması yapan, çatışma içine giren iki ülkeye destek bağlamında Türkiye 16 ülkenin komuta ettiği bir senaryo icra edildi. Bunu niye? Çok kapsamlı. Çok kapsamlı. Tabii şunu da söyleyelim. Ordumuzla gurur duymamak da elde değil o bağlamda. Tatbikatın farklı bölümlerinde farklı ülkelerden askerler de görev aldı. Örneğin gece tatbikatının kurtarma indirme timinde Amerika Birleşik Devletleri askerleri de vardı. Yine bakıyorsunuz Can Azerbaycan tatbikatın farklı operasyonel birimlerinde çok etkili bir şekilde yer aldı. Macaristan, Suudi Arabistan, Katar, Libya bunların hepsi hem gece bölümünde hem gündüz bölümünde askerleriyle birlikte yer aldı. Tabii bu aynı zamanda da Türk ordusunun farklı kültür ve coğrafyalardan gelen ülkelerle de birlikte çalışma kapasitesinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Hem bir NATO şemsiyesi altındaki büyük bir NATO deneyimi hem de dost ve kardeş ülkelerle ortak icra kapasitesi anlamında önemliydi. Gece kısmıyla başlayayım. İlk günün gecesinde burada özellikle Atak helikopterlerinin çok ön plana çıktığı icralar vardı. Yine Türk F-16'larının çok yüksek irtifadan, hatta şunu samimiyetle söyleyeyim, biz sesini bile duymadık. O kadar. Hedefe vurduğunu gördük yerli mühimmatla. Bu çok önemliydi. Yine çok ilgi çeken kısımlardan bir tanesiydi. Gece tatbikatında senaryo gereği özellikle radarların devre dışı bırakılması icra edildi. Bu da çok önemli bir kısımdı. Çünkü özellikle son dönemde elektronik harp ve muharip teknikleri içerisinde radar meselesi çok kritik. Hatta şöyle bir şey de Yunan kamuoyunda ertesi gün hemen yansıdı. Özellikle Yunanlar son dönemde kendilerinin radar sistemleriyle çok övünüyorlardı. Bu tatbikatta da hemen gece tatbikatının ikinci senaryo, yani senaryonun içindeki ikinci hamlesi radarların devre dışı bırakılmasıydı. Hemen ertesi sabah Yunan gazeteleri bunu geçmişti tabii. Yine moraller bozuldu tabii. Moraller biraz bozuldu tabii. Bir de bu bölgede yapılması tatbikatın da hemen karşı kıyı Yunan kamuoyu çok yakından takip etti. Yunan basını da birebir geçti. Yine komşuda pişen bize düşmesin demişlerdir. Şu konuda ilginç bir şekilde ilk defa, hemen şunu parantez açayım, Yunan kamuoyunda ilk defa olumlu bir anlamda şu tartışma vardı. Türkiye'nin böyle güçlü bir kapasite içerisinde olması bir NATO komşudaşı olarak olumlu bir gelişme de adledilebilir. Doğru mi? Bir okuma yapmışlar aslında. Doğru bir okuma. Evet. Gereğini yaparlarsa evet. Doğru bir okuma. Evet. Yani ilk defa bu kadar rasyonel, pozitif ya da şöyle, bir okuma bu kadar gördüm yani. Güçlü bir savunmanın altını çizelim. Savunmaya sahip olan bir ülke ısrarla bizimle barış içinde yaşamak istiyorsa, evet, bu ülke samimidir yorumu da yapılmış olabilir. Tabii. Yani bu anlamda da ilk defa Yunan medyasını yakından takip eden biri olarak ilginç buldum.
Yine geceyle ilgili sözü çok uzatmak istemiyorum ama ben de anlatırken çok heyecanlanıyorum. Yaşadığım an kadar gece tatbikatını... Biz de kendimizi Efes'te hissettik. Allah razı olsun, sağ olun. Ben gitseydim herhalde öyle izlerdim. Yani, çok güzel deneyimlemişsiniz. Az sonra oradan bir çıkarma başlayabilir. Tabii şunu da söyleyeyim. İzleyici olarak da Savunma Sanayi ve Savunma Bakanlığımız çok önemli bir şey de orada gerçekleşti. Şimdi çok hızlı yaşandığı için senaryo izleyici takip etmekte zorlanıyor gözlemci olarak. Onu da sesli söylüyorlar şu onun bilgilendirmesi yapılıyor değil mi? Evet, onun bilgilendirilmesi de yapılıyor. Ortak dil neydi orada? Seçkin gözlemcilere Türkçe ifade edildi ama tabii ki tatbikatı gerçekleştirilen askerlerin ortak dili anladığım kadarıyla İngilizceydi 16 ülkeden katılım olduğu için. Bu da önemli bir unsur. Şimdi şu da gece tatbikatında deniz kısmında özellikle dikkati çeken, onu termal kameralarla izleyebildik bir burada mayından dalgıçlarla temizlenmesi, bu da çok önemli, ilk defa icra edilen bir senaryo kapsamında bir bölümdü. Çok ilgi çeken kısımlarından bir tanesiydi. Ertesi gün Sayın Cumhurbaşkanımız gelmeden gündüz kısmında icra edilenlerde de yine deniz çıkarması, deniz piyadelerinin çıkarması ki birazdan burada onu da söylemek açısından önemli buluyorum. Deniz amfibi konusunda da zahalar ilk defa bu tatbikatta kullanıldı. Bu bağlamda zaha sınıfının en güçlüsü. Geçtiğimiz yıl TSK envanterine kaydedildi. Şu anda Zaha'nın kapasitesinde bir aracı bir tek Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri üretebiliyor. Geçtiğimiz yıl yurt dışında yapılan 3 yarışmada da Türkiye'nin birinciliği var amfibide yurt dışında. Tüm bunların hepsi çok heyecanlıydı. Hürjet ilk defa kullanıldı. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasından sonraki son kısımda da çok güzel bir bitirme anında önemli bir sembol vardı ve bence dünyaya da bir mesaj vardı. Bu sene Kıbrıs Harekatı'nın 50. yılı. Evet. 1974'te çıkartma gemisi noktasında zorluk yaşayan bir ülke. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız orada izlerken 50 gemiyle selamlama yaptı. 50. yılın hatırına 50 gemi. Türkiye'nin 1974'ten 2024'e geçen sürede geldiği noktada hem deniz gücüyle, kara ve hava gücüyle potansiyelini anlatan çok önemli bir mesajdı. Özetiyle Fatih Bey çok heyecanlıydı, gurur vericiydi ama biz ve mesaj doluydu. Şimdi siz anlatırken ikiye bölüyoruz ekranı. Anlattıklarınızın aynısını arkadaşlarım veriyor hakikaten. Siz burada farkında olabilirsiniz. İzleyiciye yansıyor. Yani şu an yerimizde duramıyoruz hocam. Bir kadın akademisyenin bunu anlatıyor olması da. Tabii. Şimdi hocam anlatıyor. Yan tarafta o bütün görüntü ihtişamıyla ikiye bölünmüş ekranda gösteriyoruz. Yani isterseniz akşam bakabilirsiniz tekrar. Yani, çok iyi oldu yani. Son sözünü söyleyeyim. Yabancı heyetlerde dahil olmak üzere her hamlede, her şeyde büyük bir alkış, büyük bir heyecan vardı ve adeta büyük bir coşku vardı yani. Çok önemli, Efes 2024 daha uzun süre hem Türk kamuoyunda hem yurt dışı kamuoyunda konuşulacak gibi. Çok teşekkürler. Bu çarpıcı görüntülerle bu kısmı da noktalıyoruz. Şimdi az bir zaman var ama biliyorsunuz kabine sonrası açıklamalar var. Çok önemli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli mesajlar verdi. Yani kabinenin, hükümetin bir yılına dair hızlıca onları paylaşacağım. 5 bakanlığın bir yıllık karnesini açıkladı. Adalet Bakanlığı 5 yeni Adalet Sarayı hizmete açıldı. 2294 hakim ve savcı ataması yapıldı. 177 mahkeme ve 21 istinaf dairesi faaliyete geçti. 1.708.000 SEGBİS görüşmesi gerçekleştirildi. 1.340.000'e yakın uyuşmazlık çözüldü. Bu uyuşmazlık kısmı da önemli tabii. Devam ediyoruz. Adalet Bakanlığı'nın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geldi. Aile kurumunu güçlendirecek çalışmalar yapıldı. Aile ve Gençlik Fonu'na 9617 başvuru oldu. Ailenin güçlendirilmesi vizyon belgesi hayata geçirildi. Aile Enstitüsü'nün kuruluş hazırlıkları başlatıldı. Kadının güçlendirilmesi eylem planı hazırlandı değerli izleyenler. Aile Bakanlığı'na dair gelişmelerde bir yıllık perspektif yelpaze böyleydi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bakalım. Asgari ücret 2023 Ocak ayına göre %100 arttırıldı. En düşük memur maaşı 33 bin liraya çıkarıldı. En düşük emekli aylığında net %82 artış yapıldı. Emeklilere 5'er bin lira destek verildi. İşsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesine
indi. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı var sırada. Afet zedelere 126 milyar lira doğrudan ödeme yapıldı. Deprem bölgesinde 76 binden fazla konut teslim edildi. Burası çok ama çok kıymetli. 11 ilde 451.297 bağımsız bölümün inşası da devam ediyor. Yıl sonuna kadar hak sahiplerine 200 bin konut teslim edilecek. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu. Bunun da altını çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı var sırada. Filyos'ta günlük doğalgaz üretimi 5,1 milyon metreküpü aştı. Bir yıl boyunca 25 metreküp ücretsiz doğalgaz desteği verildi. Fatih sondaj gemisi yeni keşifler için çalışıyor. Gabar'da günlük petrol üretimi 43.380 varilin üzerine çıktı. Akkuyu'da birinci reaktör inşaatı %90 tamamlandı. Evet, elbette aramız var ama sonra devam edeceğiz. Öncesinde şöyle bir 4 dakikam var. Sayın Selvi, giriş yapalım en azından sizinle bu 4 dakikada. Ya şöyle, bu hesabı Sayın Cumhurbaşkanı açıklamasında da vardı. Zaten 18 kez seçimlerde bu hesabı milletimize verdik dedi. Bu hesabı bir millete vermek çok önemli. Bir de bu hesabı kendi kendine sormak. O da çok kıymetli. Yani bir kontrol müessesesinin olması çok önemli. Zaten biz hep şunu gördük, yani bu AK Parti iktidarlarının belki Türk siyasetine kazandırdığı bir şey oldu. Nedir? Bir, seçim dönemlerinde AK Parti vaatlerini seçimden sonra her yıl kontrol eder. Özellikle yerel seçimlerde ne vaat etmişiz, ne kadarını gerçekleştirmişiz. Genel seçimlerde ne vaat edilmiş, bunların hangisi gerçekleştirilmiş? Yani o açıklanan seçim beyannameleri, hani seçime kadar milleti ikna etmek için açıklanmış değil, daha sonra onlar hükümet programlarına dönüştürüldü. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bakanlıkların icraatlarıyla ilgili yaptığı bu değerlendirmede, açıklamada oldukça önemli. Elbette ki bunun bir de tabii vatandaşa iyi anlatılması gerekiyor, iyi yansıması gerekiyor. Bir, bu Cumhurbaşkanı'nın hükümet sistemine geçilmesiyle birlikte Türkiye'nin en acil sorunu olan siyasi istikrar sorunu çözülmüş oldu. Yani ben 90'lı yılları mecliste yaşadım bir muhabir olarak, 25 günlük hükümetler kuruldu. 46 günlük hükümetler kuruldu. 3 aylık hükümetler kuruldu. Daha bakanlar bakanlığın kapısını tanımadan veda etmek zorunda kaldı. Süleyman Demirel hafızası çok güçlü bir cumhurbaşkanımızdı. O bile demişti ki bir defasında, artık bakanları tanıyamıyorum, isimleriyle hitap edemiyorum, hoş geldiniz Sayın Bakan diyorum, uğurlar olsun Sayın Bakan diyorum. Böyle bir formül buldum. Çok bakan vardı. Demişti. Devlet Bakanı, Devlet tabii. Bakanı. Ama devlet. Şöyle, Süleyman Demirel'i biz muhabir olarak izlediğimizde, mesela bir şehre gittiğinde, birisi geldiğinde babasının dedesini soracak kadar isim hafızası güçlü bir isimdi. O dahi bakanların ismini bilemiyordu. Biz de bakanların hangi hükümetin bakanı olduğunu artık karıştırır noktaya gelmiştik. Böyle bir dönemde bu sistemle birlikte, evet AK Parti döneminde bunlar yaşanmadı ama bu sistemin bir zaafı vardı. Siyasi istikrar garanti alındı. Biraz önce şu hocamın anlattığı, yani savunma sanayinde o teknolojinin sahaya yansıması da bu istikrar sayesinde oldu. Türkiye ileriye bakmayı bildi. İşte 2008 yılındaki Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde yerli ve millilik kararı alındı ve onun arkasında durularak bugünlere gelindi. Burada bakanlıkların icraatlarına tekrar dönecek olursak, evet bir bakan oturduğu zaman en azından bu hükümetin şimdi seçim gecesi 5 yıl devam edeceğini biliyor ve bakan ona göre bir planlama yapıyor ve başında da dünya siyasetinde bu kadar deneyimli, uzun ömürlü olan, iktidarda olan bir cumhurbaşkanı var. Yani bir bakan bir şeyi sunduğunda Sayın Cumhurbaşkanı onu öncesinde biliyor, sonrasında görebilecek bir vizyona sahip. O da Türkiye açısından bir kazançtır doğrusu. Bunlar demokrasinin o otokontrol sistemi çok gerekli olan bir unsurudur. Sadece demokrasilerde seçilmişler hesap verir. Diğerlerinde hesap vermezler. Baksanıza Suriye'de kendi toprakları üzerinde bir seçim yapılıyor. Hesap veren bir yönetim olmadığı için sesini bile çıkarmıyor. Çok teşekkürler. Şimdi araya gideceğiz. Aradan sonra Sayın Özkan'la devam edeceğim. Ama şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hani neler konuşacağız onları da paylaşayım sizlerle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi mesajları vardı. Onu konuşacağız.
Enerji Bakanı'nın Bakü temasları var. Hepsini anlatacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte buna dair mesajları da var. Tarihi İpek Yolu üzerinde özellikle. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Çin ziyareti. Yani dop dolu bir üçüncü sayfa sizi bekliyor olacak birinci sayfada. Efendim merhabalar, bir kez daha saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Biz aradayken önemli bir gelişmenin haberini aldık. Onu sizlerle paylaşacağız. Elbette akışımızı değiştirdik. Çünkü konuşmuştuk Hüsnü Zan yaparak değil mi? Slovenya'nın arkasından demiştik ki evet. Slovenya baskı altında olduğunu ama kararlı olduğunu ifade etmişti. Demiştik Slovenya parlamentosu bağımsız Filistin devletinin tanınmasını onayladı sayın seyirciler. Bakın. Filistin'i tanıyan ülkeler artıyor. Haritamız vardı bizim. Yeşiller, yani yeşil olan, yeşille işaretlenmiş ülkeler dünya haritasında Filistin'i tanıyan ülkeler. Bunlara Norveç, İrlanda, İspanya eklenmişti ve Slovenya da az evvel eklendi. Yani Slovenya da yeşille boyanmış ülkeler arasına katıldı. Yani Filistin'i tanıyan ülkeler arasında Fatih Bey, 148, Slovenya'da yerini aldı. 148 ülke oldu. 148 ülke olmuş. Evet, tam 148 ülke oldu. Bu arada Filistin'i tanıyan 10. Avrupa Birliği ülkesi. Evet. Bu önemli. Şimdi hep beraber kıymetli konuklarımla hep beraber bunu yorumlayacağız. Fadime Hanım, söz sırası sizde. Yani Slovenya baskı altında olduğunu ifade etmişti ama buna rağmen parlamentodan bu iradeyle Filistin'i tanıma kararının çıkması, üstelik meclislerinden çıkması birilerine bir mesaj olsa gerek. Mesajdan öte bir tutum bu. Tutum, duruş, yani, tarihi bir duruş yani. Tabii bu hukuki bir belge haline aldı ve dolayısıyla başkenti Doğu Kudüs olan bir bağımsız Filistin devletinin kurulması anlamında da 148 mi dediniz? Evet. 148 Malta var orada. Sırada. Malta da çünkü tanıyacağını açıklamıştı. Malta ile birlikte artık 150'ye daha yaklaşıyoruz. Böylece Birleşmiş Milletler'deki sayıda giderek Filistin lehine zaten çoğunluk orada ama azınlığın üzerindeki baskıyı da artıran bir şey. Yani Filistin'i tanımayan ülkeler üzerindeki baskıyı artıran bir şey. Burada değerli olan şey şu. Bu harita da aslında bunu çok somut olarak gösteriyor. Avrupa kıta olarak daha yekpare duruyordu. Yani burada İsrail'i anlayışla karşılayan, Filistin'i tanımayan, zaman zaman suçlayan o tutumun parçalandığını görüyoruz. Bu tanınmalar artacak ve hakikaten dünyanın beşten büyük olduğunu gösteren bir harita bütün dünyanın kamuoyunun gözünün önüne de serilecek. Vallahi tebrik etmek gerekiyor. Bu baskılara rağmen bu ahlaki ve hakiki aslında bir hakikat de var orada. Elbette evet. Ahlak başta olmak üzere değerler üzerinden bir bakış, vicdani bir sorumluluğu yerine getirmek bunların hepsi çok önemli. Ama bir hakikati görmek gerekiyor. O hakikat nedir? Yani Filistin toprakları İsrail tarafından, Siyonistler tarafından işgal edilmiştir. Adım adım yutulmuştur. Ve en son kalan parça, küçücük bir Gazze toprak parçasının bile ne kadar büyük bir vahşete sahne edildiğini gördük. Yani tonlarını hatırlamıyorum bile. O kadar çok metin okuduk ki sürekli atılan füzelerle birlikte. 80 bin ton. Yani tasavvur edemeyeceğim. Hiroşima'nın kaç katı? Hiroşima'nın 4 katı mı? 3 katı. İnanılmaz. Ya şöyle düşünün sayın seyirciler. Fadime Hanım çok önemli bir noktayı hatırlattı. Hiroşima'ya düşen atom bombasının 3 katı büyüklüğünde şiddete sahip bombalar bütünü 80 bin ton bomba 8 aydır Gazze'ye yağıyor. Ve şunu da belirteyim. İkinci Dünya Savaşı'nda en fazla bombardımana maruz kalan şehir Dresden'miş. Evet. Dresden'i çoktan geçmiş Gazze. Evet. Ve İkinci Dünya Savaşı'ndaki çok geniş bir kıtada yapılan bir savaştı. Evet. Milyonlarca insanın katıldığı ve öldüğü. Tabii.
bir bu savaş. Küçücük bir alanda. Orada katledilen gazeteci sayısı 60 civarıydı. Burada 150'yi buldu. Ki yıllar süren 2. Dünya Savaşı'nda 8 ay içerisinde. 8 ayda 147 meslektaşımızı kaybettik. Evet, bu kadar büyük bir dehşetin, vahşetin yaşandığı bir yerde hakikatin görünüyor olması ve artık insanların, devletlerin bunu ifade ediyor olması İsrail aleyhine çok şükür, Filistin lehine ve bu küresel düzlemden, sistemden umudunu kesenler için de yeni bir umudun yeşermesi demek. Çünkü mevcut sistem bu iki yüzlülükler, ikilikler üzerinden yürüyen dünyanın bir kısmını az önce sizin de söylediğiniz gibi değerli, diğerlerini değersiz, dolgu malzemesi ya da işte diğerlerinin köleleştirebileceği, sömürebileceği, güdebileceği yığınlar olarak gören o anlayışı da yerle yeksan edecek yeni bir umut bu. İnşallah dünya beşten büyüktür şiarıyla yeni bir düzenin kurulması için de destekçilerin arttığına yorabiliriz bu durumu. Çok teşekkürler. Çok güzel bir çerçeve oldu bu. Şuay Hocam siz ne diyorsunuz? Yani Slovenya'ya şöyle diyelim. Slovenya böyle bir karar almasaydı kimse çıkıp da kardeşim niye böyle bir karar almıyorsun demezdi. Tam tersi baskılara maruz kaldığını ifade etti. Burada bir irade söz konusu demek ki. Öyle tabii, şimdi buradaki diğer ülkelere göre Slovenya ekonomisinin küçüklüğü, yani daha orta ölçekli diyebileceğimiz bir ülke, onun böyle bir karar alması da bence kendisiyle aynı ölçekteki ülkeler içerisinde de önemli bir örnek oluşturacak. Çünkü İspanya, İrlanda zaten 7 Ekim'den sonraki süreçte hep destek verdiğini açıkça ifade eden ülkelerdi. AB içerisinde şimdi birkaç gün sonra Avrupa Parlamentosu seçimi var Avrupa Birliği'nin içerisinde. Tamam, çok bu seçim belki AB vatandaşları tarafından ilgi gösterilmeyen bir seçim ama sonuçları etkileyici olabiliyor zaman zaman Avrupa siyaseti açısından. Ben AB parlamento seçiminden sonra bu kararı verecek ülkelerin sayısının artabileceğini düşünenlerdenim. Sonuç orada ağırlıklı olarak aşırı sağ çıkma eğilimi gösterse de şu anki görüntü. Bu meselenin özellikle Filistin bazında AB içerisinde çok daha farklı kırılmalara yol açacak. Biz hep Amerika Birleşik Devletleri'ni konuşuyoruz ister istemez. Tabii konu İsrail ve İsrail'e verilen destek olunca. Ama şunu da görmek lazım. Avrupa'daki ülkelerin bazıları için bunları söyleyebilmek Avrupa açısından önemli. Çünkü sürekli Almanya değil sadece birçok ülke Holocaust nedeniyle hepsinin kendine özgü bu sürecin içerisinde bir yaşanmışlığı var. Onların bir psikolojik arka plan olarak atılıp bu adımları atılması gerçekten önemli. Yani Almanya gibi Avrupa Birliği'nin en önde gelen yani göstergeler öyle olduğu için söylüyorum. Ülkesinin İsrail'e yaklaşımı ve İsrail'in bu vahşetini, değil mi? Yani açıkça söyleyelim, nasıl sahiplendiğini gördüğümüz bir Avrupa'da Slovenya'nın, küçük evet, bir ülke, nispeten küçük bir ülke olan Slovenya'nın bu iradeyi göstermesi de önemli. Yani bütün evet, Avrupa sanki kucağını açmış da işte Filistin'i bağrına basmış değil ki. Evet. Ya hatırlamıyor musunuz 7 Ekim haftasında? Bunu hep söylüyorum ama hakikaten ben çok şaşırmıştım bir haberci olarak. Yani Olaf Scholz böyle yani bir başbakana yakışmayacak şekilde hani yerde yatıyor, işte pozisyon alıyor falan, sanki çok büyük bir olay varmış gibi. O Tel Aviv'deydi galiba. Havalimanında yani öpmüştüm, evet. Ne dersiniz Sayın Selvi? Şöyle, tabii bagajı çok yüklü Avrupa'nın. Bir soykırım suçu var özellikle. Almanya bu suçluluk psikolojisiyle hareket ediyor. O suçluluk psikolojisi onların artık bir milli politikası haline dönüşmüş durumda. Burada şaşacağımız bir şey yoktur. Yani 2. Dünya Savaşı sırasında Yahudiler katledilirken hepsi seyrettiler. Almanya katletti. Diğerleri seyrettiler. Sonra faturayı Filistin üzerinde ödediler. Şimdi de İsrail katlediyor. Yine seyretmeye devam ediyorlar. İşte bu Batı'nın ikiyüzlülüğü. Fakat burada İspanya'nın, Slovenya'nın, İrlanda'nın, Norveç'in bu kararı alması gerçekten felaketin ortasında, yani karanlığın ortasında yanan bir umut ışığı gibi oldu. Çok değerli, çok kıymetli. Şu ana kadar işte Birleşmiş Milletler'e üye 148 ülke tanımış. Tanımayan 45 ülke kalmış. Yani o kadar önemli bir mesafe alınmış ki
Zaten İsrail'i tanıyan ülke sayısı da 160. Yani Filistin'i tanıyanlarla İsrail'i tanıyanlar arasında denge çok bir kalmamış. Evet. Netice itibariyle burada devlet olarak ilan edilmesi gerekiyor. Çünkü çözüm iki devletli çözümden geçiyor. Bir tarafta ordusu olan ve arkasına Amerika başta olmak üzere tüm Batı'nın sınırsız desteğini alan, bakın şu ana kadar 7 Ekim'den bu yana İsrail'e yapılan yardımlar 200 milyar dolara yaklaştı ve savaş uçakları, uçaklar silah taşıyorlar. Ne dedi Biden? İşte bizim bu koca koca mermilerimiz de, füzelerimiz de vuruyor orada insanları katlediyor dedi. Bunun karşısında ise ordusu olmayan, hava savunması olmayan, kara birlikleri olmayan, denizi olan ama deniz kuvvetleri olmayan bir Filistin çırpınıyor. İşte biraz önce gösterdiniz, çocuklar, açlıktan ölenler, 15 bin çocuğun katledilmesi, böyle bir durum yaşanıyor. Burada bir dengeye ihtiyaç var. O da şu, belki bu felaketten eğer bir mucize çıkacak olursa o da Filistin devletinin tanınması olacak. Belki şu ana kadar ödenen bedellerin de bir karşılığı olacak. Türkiye'nin politikası da bu. Türkiye'nin politikası da bu. Sayın Dışişleri Bakanı'nın bugün Çin'de olup yaptığı temaslar. Fadime Hanım'ın ifade ettiği gibi Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nda 7'li temas grubunun kurulup gidilen ülkelerde Filistin'in tanınması konusunda yapılan lobiler. Sayın Cumhurbaşkanı'nın uluslararası zeminlerde her defasında bunu ifade etmemiz. Artık şu var, iki noktaya odaklanmak lazım. Bir, kalıcı ateşkes ve barış anlaşması. İki, Filistin devletinin tanınması. Filistin devleti tanınmadığı sürece İsrail katliamlarına devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler oturumunda sorduğu bir soru vardı. Bu İsrail'in sınırları nerede başlıyor? Nerede başlıyor? Nerede bitiyor? Sınırları belli olmayan ve sürekli olarak sınırlarını genişleten bir devletle karşı karşıya. Yani şöyle bir diyelim, terörist çok, devletle karşı çok, karşıya. Çok iyi hatırlattınız onu. Yani diyelim ki dünyanın bütün ülkeleri tanımış olsun. Evet. Hani nerede bu devletin sınırı? Değil mi? Evet. Neyi tanıyoruz biz? Ya bu belirlense ya artık, evet, değil mi? Bu yani sınırların, yani Slovenya'nın kararına da baktım şimdi, 67 sınırlarında. Bu çok diyor önemli. Yani onun kurumsallaşması önemli yani. Diyor. Onun kabul edilmesi lazım. Tabii dünyanın yaşadığı talihsizlik şu. Bir tek kutuplu bir dünya var. Dünyanın jandarması olan bir Amerika var. Amerika tüm politikalarını İsrail'e destek verme üzerine kurmuş durumda. Amerika'nın politikalarını Amerika, Washington değil artık Tel Aviv belirliyor. Amerika'nın liderliğini Biden değil Netanyahu yapıyor. Baksanıza, bu kadar katliam yapan bir adamı Amerika'da kongreye konuşması için davet ediyorlar. Aslında hani Cumhurbaşkanı dedi ki, ey Amerika, senin elinde kan var. Elinde gerçekten kan var. Yani dünyada 3 kez davet edilen tek devlet adamı Netanyahu. Hangi özelliği var? En büyük katliamı yapan. Bir Gazze kasabı. Ondan önce Şatilla kasabı vardı biliyorsunuz. Yani kasapları davet ediyorlar. En çok kongreye davet edilen ülke İsrail, 4 kez davet edilmiş. Herzog Cumhurbaşkanı, 3 kez de Netanyahu. Böyle adaletsiz bir dünya var. Bu dünyada elbette ki bazı güç dengeleri oluşmadan Amerika'da, İsrail'de bu fütursuzca katliamlarına devam edecek. Bu dengenin oluşması açısından bunu ben önemsiyorum. Gerçekten bunlar bu katliamın ortasında, yani bu karanlığın ortasında yanan bir umut ışığı ve tarihi bir adım. Tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Sıcağı sıcağına birinci sayfada bu son dakika bilgisinde değerlendirmiş olduk. Aradan önce belirttiğim gibi şimdi çok önemli başlıklar var. Onlardan ilki enerji, yani Türkiye ile Azerbaycan arasında doğal gaz alanında işbirliği anlaşmasının alt yapısını oluşturacak yeni adımlar atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Azerbaycan'da temaslarda bulunuyor. Azerbaycanlı mevkidaşı Perviz Şahbazov'la bir araya geldi Bakan Bayraktar. Neler söyledi, neler açıkladı bir izleyelim, sonra devam edeceğiz. 3. Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu'nda Nahçıvan'da önemli bir anlaşma imzaladık. Şimdi inşallah bu anlaşmanın devamı mahiyetinde
hem teknik düzeyde çalışmalar bakanlıklarımız arasında, TSO'larımız arasında, düzenleyici kurumlarımız arasında devam ediyor. İnşallah bir sonraki aşamada da artık bunları reel projeler haline dönüştürmüş oluruz. Bu anlamda iki ülkenin bugüne kadar yaptıkları, bundan sonra yapacakları oldukça geniş yelpazede projelerimiz var. Adım adım bir program dahilinde sistemli bir şekilde gidiyoruz. Dolayısıyla bütün bunları tekrar sizlerle bu vesileyle konuşmak için bugün buradayız. Yarın yine Bakü Enerji Forumu küresel çapta önemli bir organizasyon. Ona da inşallah birlikte iştirak edeceğiz. Evet, Alparslan Bayraktar Enerji Bakanı'nın açıklamalarını dinledik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuyla ilgili çok önemli mesajları oldu. Onları da sizlerle hemen paylaşmak istiyorum. Tarihi İpek yolunu raylar üzerinden hayata geçiren orta koridorun bel kemiği olan Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun modernizasyon çalışmalarının tamamlanarak yeniden tam faaliyete geçmesi stratejik bir öneme sahiptir, dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değerli izleyenler ve devam etti. Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrar temelinde yükselecek huzur ve refahın sağlanması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ve Azerbaycan ve Ermenistan arasında son dönemde kaydedilen olumlu gelişmeleri memnuniyetle karşılıyor ve imzalanacak barış anlaşmasını bölgenin geleceği bakımından tarihi bir fırsat olarak görüyoruz, dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Sayın seyirciler, şimdi Fadime Hanım, Türkiye'nin enerji adımları diyoruz. Şimdi az sonra Şuay Hocama söz gelince tahmin ediyorum enerji hub'ından bahsedecek bize. Yani enerji geçiş yolu, enerji güzergahı, enerji durağı olmakla enerji üssü, enerjiye yön veren, sadece yol veren değil, yön veren bir ülke olmak arasında bir fark var herhalde. Biz Türkiye olarak emin adımlarla bu yolda ilerliyoruz. Veriler bize bunu gösteriyor. Ne dersiniz? Katılır mısınız? Tesadüfi bir yürüyüş değil bu. Türkiye çünkü uzun yıllar boyunca, ki hali hazırda da öyle, henüz dengeyi tam kurabilmiş değiliz. Ama enerji açığı olan, işte dışarıdan çok yüksek rakamlara her zaman doğal gaz almak zorunda kalan bir ülke oldu. Ve bütçenin de yine rakamlara bakmak icap eder. Ama en büyük kalemlerinden birisi aslında enerjiye ödediğimiz paralar. Ama ki bunu yine aslında Türkiye'nin PKK'ya karşı verdiği mücadeleyi de bu bağlamda okumak lazım. Türkiye'nin tam bağımsız bir devlet olamayışı, yani elbette egemen ve tam bağımsızsınız ama kendi tabii kaynaklarınızı toprağın altında ananızın ak sütü gibi helal olan kendi kaynaklarınızı yer altından yer üstüne çıkaramayışınız. Bunu sadece teknik sebeplerle, bütçe maddi sebeplerle değil, çıkartamıyor olmanız. Ne zaman buna hamle edecek olsanız bir şekilde cezalandırılmış olmanız gibi sebeplerin doğurduğu bir sonuçtu bu. Yani Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı. Ama bu o yüzden tesadüfi bir yol değil. Yine Türkiye'de devlet aklının işlediği ama bunu göğüsleyecek ve taşıyacak bir siyasi iradeye de kavuştuğu anda bunu devlet projesine çevirdiği ve sahaya taşıdığı bir süreçten geçiyoruz aslında. Şimdi Karadeniz'de çıkan doğal gaz yatakları çok önemli. Yani o aramaları yapabilmek için sismik gemileri almak, o gazın yukarıya çıkartılması, bunlar o bütçenin oluşturulması. Bunu yapacağınız için kendi pazarlarını kaybetme korkusu yaşayan, rekabet etmek istemeyen ülkelerin sizin üzerinizde kurduğu baskılar, işte terörle mücadele etmek gibi çok öncelikli bir mesele yüzünden Cudi'de, Güneydoğu Anadolu bölgesinin pek çok yerinde, yani GAP
diye tanımladığımız, bugün Demirel'e epey atıf yaptık, rahmetli Demirel'e gapı gaptırmam diye çok tarihi bir sözü vardır. Çünkü Güneydoğu Anadolu projesi Türkiye'nin çok uzun zamanlar boyunca önemli paralar akıttığı ve umut aslında ektiği projeydi. Orada tarımın gelişebilmesi için suların tutulması, barajların yapılması ve tarım arazisine taşınması gibi bir projeden bahsediyoruz. Bilmiyorum ama sanki 80'lerde başladı bu proje bu isimle. Bir dönüp bakmak lazım. Şimdi tam tarihini hatırlayamadım. Yani bu enerjiyi temin etme konusunda Türkiye çok büyük bir mücadele verdi. Ama işte terörle mücadele ettik. Artık bütün o terör örgütünün elemanlarının cirit attığı ve alan, ona askeri olarak ne deniyor? Alan, lütfen yardımcı olun. Hakimiyeti. Alan hakimiyeti temin edebilmek için askerlerimizin ne yazık ki araziye çıktığı ve çatışmaların yaşandığı. Ve işte o yine belki silah yetersizliği vesaire gibi sebeplerle ya da devlet içindeki FETÖ varlığı sebebiyle askerlerimizi, evlatlarımızı kaybettiğimiz 10 yıllar geçirdik. Ama şükür ki bugün bu büyük mücadele, bu sadece hani işte savunma sanayi, terörle mücadele, enerji kaynaklarına ulaşma gayreti, işte uzaya çıkıyoruz mesela, TÜRKSAT hazırlandı, gönderildi bugün. Bunların hepsi bir planlama çerçevesinde sonuç, artık sonuçlarını yavaş yavaş almaya başladığımız bir süreç ve bunun için bedeller ödendi. Bugün işte Türkmen gazının Türkiye'ye, Gürcistan üzerinden, Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye taşınacak olması, bütün Hazar bölgesinin gazının aslında Türkiye üzerinden Avrupa'ya, dünya pazarlarına açılacak olması, Türkiye'nin bunun için hem iyi bir ortak hem de güvenli bir güzergah olması gibi pek çok sebep var. Ve diplomatik başarımızın arkasında da hem bu devlet aklı hem de elbette bütün bu çatışma bölgesi diyebileceğimiz bu alan içerisinde Türkiye'nin kendi güvenliğini de bu enerji ve ticaret yolları için gerekli olan güvenliği de sağlamış olması gibi bir durum var. Şimdi Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle o kuzey hattının iptal olduğu, riskli olduğu bir süreç yaşıyoruz. Bizim güneyimiz zaten acaba hiç var mı çatışmanın olmadığı, terörün olmadığı bir coğrafya var mı güneyde? Yok, işte en son Gazze ile birlikte de o hat kesildi. Dolayısıyla hani burada Türkiye'nin kendisi içinde bütün coğrafyadaki diğer ülkeler içinde oralardan gelecek enerji ve ticaret de dahil olmak üzere güvenlik sağlayan bir ülke olması uzun emekler sonrasında olan bir şey. Ama bugün de çünkü bir keşif olduğunu hatırlıyorum. Ona baktım ama şimdi göremedim. Bugün bir yeni keşif var. Doğal gaz keşfi, yanlış hatırlamıyorsam. Her gün böyle artık haberler geliyor ve bunun savunma sanayi gibi değil mi? Rutinleşmiş olması ve artık hani okumaya, hani spotu görüyorsunuz ama detayına bakmaya vaktinizin olmayışı bile Türkiye açısından aslında çok olumlu bir şey. Peki. Bu rutine bindi artık. Şimdi hocaya... hocaların çok iyi bildiği bir yoldan soracağım. Şimdi bir tez incelediğiniz zaman tezin en başında anahtar kelimeler olur, değil mi? Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgesel mesajlarını incelediğinizde, hemen az önce paylaştığım mesajlarına da şöyle bir bakıyorum. Stratejik önem, kalıcı barış, istikrar, huzur, refah, tarihi fırsat. Bunu sadece Kafkasya için kullanmıyor. Ukrayna meselesinde de, Suriye meselesinde de, Irak meselesinde de. Ya Yunanistan 2020 yılındaydı galiba, değil mi hocam? 2019'dan 2020'ye yapmadığını bırakmadı.
Hani Dendias geldi burada işte yanı tabii. Kendi basın evet. Toplantımızda hani çileden çıkardı neredeyse bizi. Biz hatta o gün yayınlar yaptık işte densizlik yapma falan gibi. Ama ona rağmen o gün bile Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki bakın bu böyle olmaz. Kazan kazan politikasıyla yuvarlak masaya oturmayı bilmeliyiz dedi. Yani böyle bir duruşu var Türkiye'nin. Azerbaycan ve Ermenistan arasında son dönemde kaydedilen olumlu gelişmeleri de yani bu değerlendirmesinin içine katıyor Cumhurbaşkanı. Böyle kapsamlı bir yorum rica ediyorum sizden. Şimdi Fatih Bey tabii Cumhurbaşkanı'nın bu genel söylemi ve yaklaşımı Türkiye'nin devlet politikası olarak hem bölgesel hem küresel barışa katkı sunan büyük bir aktör olduğunun göstergesi ki bence son Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgesel sınamalara baktığımızda son 20 yılda gerçekten bambaşka seviyede süreçlere tanıklık ettik. Arap Baharı'nı gördük yanı başımızda. Covid gibi hiç beklenmeyen bir süreci yaşadık. Yine hemen arkasından Rusya-Ukrayna Savaşı, bir anda Kuzey Afrika'da, Libya'da Arap Baharı'nın getirdiği sonuçlarla yaşanan tüm bölgesel sınamalar ve bugün Filistin'le beraber baktığımız zaman şu anda bir dönüm noktası olarak sayamadığım birçok konuda badireden geçti Türkiye ve dünya. Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı'nın bu noktadaki tutumu Türkiye'nin her koşulda barışa katkı sunmaya kararlılığını ifade ediyor. Tabii bu perspektifte özellikle Kafkaslar bölgesine baktığımızda 2. Karabağ zaferinden sonra, 2. Karabağ Savaşı ve zaferden sonra ortaya çıkan yeni jeopolitik konumlanmada herkes Ermenistan, Türkiye, Azerbaycan'ın normalleşme ve barış süreci konusunda büyük soru işaretleri vardı dünya kamuoyunda ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu noktada işin içine Gürcistan'ı da katarak ki bu enerji konusunda Gürcistan da önemli. Bunu da söyleyeceğim. Hep şöyle bir ifadesi oldu. Bir dörtlü mekanizma kurulmalı. Tabii ki Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki süreçler tamamen normalleştiği süreçte bu daha etkin hayata geçer. Ama bu dörtlü mekanizma hem bölgede barış görüşmeleri hem de ekonomik kalkınma açısından çok kritik rol oynayacağına dair. Nitekim belki bunun tam istenilen noktada hayata geçmemiş olsa da bugün geldiğimiz noktada son 3 senedir çok yoğun bir şekilde çok önemli yol kat edildiğini söylemek lazım. Şimdi enerji meselesi açısından baktığımızda tabii Türkiye'nin siz biraz önce dediniz şimdi şu hep enerji bunu anlatıyor diye. Çok önemli o yani. Şimdi onunla ilgili önemli yine bir kısmı anlatacağım müsaadenizle. Biz tabii biraz önce Fadime Hanım da arada fark var söyledi. Değil mi hocam yani? Hani büyük bir fark var. Evet. Biz meseleye nasıl çok boyutlu yaklaşıyoruzu aslında 2017'de milli enerji hamlesiyle ortaya koyduk resmi olarak Türkiye. Şimdi Fadime Hanım konuşurken notlar çıkardım ben de. Bu enerji hamlesinin içerisinde bir Türkiye kaynak çeşitlendirmesine önemli sıraya koydu. İkincisi enerji güvenliği dediğimiz hem Türkiye'nin kendi enerji güvenliği hem de bölgenin ve dünyanın. Üçüncüsü bu ikisi sağlanırken bölgeye sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma sağlaması enerjinin. Yine dördüncü olarak yenilenebilir enerji. Ki şu anda Azerbaycan'la biz çok konuşmuyoruz ama özellikle Şuşa bölgesi, yeşil enerji bölgesi ilan edildi. Çok kritik bir boyutu var. Son olarak da nükleer enerjinin etkin bir şekilde Türkiye'nin enerji sepetine eklenmesi. Biz 2017'de devlet olarak bu resmi politikayla yola çıktığımızda elimizdeki donelerle bugün 7 yıl gibi bir devlet ve bir zaman açısından çok kısa bir sürede nereye geldiğimize bakarsak bugün Azerbaycan ve Nahçıvan'la geçtiğimiz haftada onu son dakikada yorumlamıştık hatırlarsanız. Evet. Geldiğimiz noktanın önemini anlamak daha somut bir hal alıyor. Şimdi 2017 bu enerji hamlesi ortaya konduğunda bir kere Türkiye'nin enerji depolaması konusunda altyapısı zayıftı. Türkiye 7 yılda bölgenin ve dünyanın sayılı enerji depolaması konusunda adım atan ülkelerinden bir tanesi oldu. İkincisi Türkiye'nin enerji güvenliği konusunda Ukrayna-Rusya savaşı gösterdi ki şu anda bütün enerji hatları sorun yaşarken Türkiye özellikle TANAP, Türk Akım, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı gibi tüm bu etkin şekilde kullanılan enerjinin aktarımı bölgelerinde etrafındaki tüm çatışmalara rağmen ciddi bir enerji güvenliği konusunda güvenilir bir ülke. Üçüncüsü Türkiye yenilenebilir enerji konusunda neredeyse %35'i geçen çok büyük bir kapasite gelişimine gitti. Azerbaycan'la başta olmak üzere
sadece Orta Asya ülkeleriyle değil, Avrupa'yla da yeşil dönüşüm bağlamında çok ciddi işbirlikleri yapmayı başardı ve hala da yoğun bir potansiyel var. Son maddede nükleer enerji konusunda biliyorsunuz Akkuyu nükleerde artık son belli aşamalar aşıldı. Bu noktada da Türkiye nükleer enerjinin etkin kullanımı konusunda da ciddi anlamda yol kat etti. Şimdi tabii hocalar biraz ders niteliğinde anlatıyor gibi oluyorum ama meselenin nereden nereye geldiğini 7 yıl gibi bu kısa bir... Bu çok önemli ama anlattığınız yani. Evet. Süre içerisinde büyüklüğünü görmek gerekiyor. Çünkü Türkiye bunları yaparken aynı zamanda kuzeyinde bir savaş, terörle mücadele, aynı zamanda da bölgesindeki meselelere de yoğunlaşmak zorunda kalırken gerçekleştirdi. Bugün Azerbaycan'la imzalanan anlaşma 2021 yılında imzalanan Şuşa Beyannamesi'nin ortaya koyduğu yepyeni bir stratejik ortaklık modelinin de bir sonucu olarak bu saydığım maddelerin bir üst segmente geçişi olarak okumak lazım. Hatta bizim iki hafta önce yine yayında konuştuğumuz Nahçıvan meselesi de bu noktada Türkmen gazı açısından önemli. Çünkü Türkmenistan gazının da 11 milyon metreküp gibi çok büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Dünyanın en büyük dördüncü rezerve. Bunun yeni bir enerji alternatifi oluşturmak konusunda Avrupa'ya aktarımı açısından Türkiye en önemli aktör Azerbaycan'la beraber. Şimdi bugünkü rakamlara baktığımızda dünyadaki enerji ve petrolün %3'ü Türkiye'nin topraklarının üzerinden gidiyor. Bu çok büyük bir rakam. Yapılan öngörü ve modellemelere baktığımızda bunun iki katını ulaşması bekleniyor. Eğer tam kapasiteyle ortaya konan projeler... Dikey artıyor yani. Çok ciddi bir derece. Evet, çok ciddi bir derece. Yani tabii şöyle söylemek lazım. Rakam olarak %3 küçük görünüyor ama... Dünya enerjisinin %3'ü çok büyük bir rakam. Dolayısıyla hem Azerbaycan'la son imzaladığımız anlaşma, hem Nahçıvan'ın sürecin içine dahil olması, hem de Türkmen gazının bölgeye ve Avrupa'ya ulaştırılmasının çok boyutlu tarihi sonuçları olacak. Enerji konusunda biraz sabırlı olmak lazım. Enerji hubu ve fiyatlandırması bu işin tamamlayıcı ve son aslında basamağı Fatih Bey. Dolayısıyla Türkiye'nin bir enerji merkezi, fiyatlandırmanın merkezi olmayı başarabilirsek Türkiye kendisini jeopolitik konumu açısından belki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç açılmamış yepyeni fırsat kapılarını da karşısında bulacaktır. Çok önemli çünkü sadece sözle, söylemle götürülebilecek bir süreç değil. Somut adımlarla evet. olan bir şey olduğu için yani onları tek tek hatırlatmanız, madde madde nasıl enerji üssü olunur kısmına getirmeniz çok kıymetliydi. Tamam. Çok teşekkürler. Bu arada Çin'den de bahsetmiştik. Yani Çin'le de enerji konusunda birçok adım atılıyor. Sayın Bakan Bayraktar da bunu açıklamıştı zaten. Bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Çin ziyaretinden mutlaka bahsedeceğiz. Bir diğer konu başlığımız da o. Hatta hemen haberini de paylaşayım sizlerle. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in katliam yaptığı Gazze'de acil ateşkes çağrısını tekrarladı. İsrail'i destekleyenlerin işte soykırıma ortak olduğuna dikkati çekti. Bakan Fidan, Çin'de mevkidaşı Wang Yi ile bir araya geldi. Çin Dışişleri Bakanı da acil ateşkesle İki devletli çözüm vurgusunu yaptı. İzleyelim, sonra yorumlayacağız. Ne yazık ki bazı ülkeler İsrail'in Filistin'de uyguladığı zulme destek vermeye devam ediyorlar. İsrail'e siyasi destek ve silah sağlıyorlar. Bu ülkeler İsrail'in uyguladığı soykırıma maalesef ortak olmaya devam ediyorlar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Çin'de mevkidaşı Wang Yi ile görüştü. Ortak basın toplantısında İsrail'i destekleyenleri soykırıma ortak olmakla eleştirdi. Acil ateşkes çağrısını yineleyen Bakan Fidan, Gazze'de ateşkes için Çin'le birlikte çalışmaya devam edeceğiz dedi. Gazze'de ateşkes, Gazze'lilere insani yardımların kesintisiz ve güvenli şekilde ulaştırılması ve iki devletli çözüm için önümüzdeki süreçte de Çin ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı. Türkiye ve Çin'in Filistin'in Birleşmiş Milletler üyeliğini desteklediğini hatırlattı. İki devletli çözüm vurgusunda bulundu.
Gazze'de ateşkes sağlanmalı, Orta Doğu'daki barış ve istikrarın korunması gerektiği kanaatindeyiz. Bölgenin huzura kavuşmasını destekliyoruz. Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanmalı, insani durum iyileştirilmeli. Bakan Fidan, Sincan Uygur Özerk bölgesindeki Urumçi ve Kaşgar şehirlerini de ziyaret edecek. Evet, şimdi sayın seyirciler, bu ziyaretin Çin'le ikili ilişkiler için bu açıdan çok önemli bir ziyaret olduğunu biliyoruz. Zaten bunu değerlendireceğiz ama iki vurgu önemli. Bir, Gazze. Gazze meselesi değerli izleyenler. Bir de aynı zamanda Urumçi ve Kaşgar ziyaretleri. Şimdi Sayın Selvi'ye sözü vereceğim. Kaşgar ve Urumçi için, yani Uygur Türklerimizin şehirleri için şöyle diyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Yarın Kaşgar ve Urumçi'yi ziyaret edeceğim. Bu iki şehir Çin'in kültürel zenginliğine katkıda bulunan iki kadim, bildiğiniz gibi Türk-İslam şehridir. Bir cümleyle bu mesaj önemli. Gazze meselesi, ikili ilişkiler. Başlıyoruz Çin ziyaretini değerlendirmeye. Şöyle, yani Türk-İslam şehri vurgusu önemli ama onun bir öncesinde de Hakan Fidan Çin'e ilk ayak bastığında Çin devletin toprak bütünlüğünü savunuyoruz, tabii, dedi. Bu dışarıya karşı da, şimdi Tayvan'la Çin bir savaşa sokulmak istiyor. O açıdan da önemli. Kendi iç toprak bütünlüğü açısından da önemli. Biz devletlerin içerisinde elbette ki kendi ırktaşlarımızla, dindaşlarımızla ilgilendik, ilgilenmeye devam ediyoruz. Ama onların kendi devletlerinin bütünlüğü içerisinde ve sistemde bir yer almasını istiyoruz. O açıdan Türkiye ayrılıkçı değil, bütünleştirici politika izliyor. O vurgusu çok önemliydi zannediyorum. Ziyareti de o açıdan hem bu mesajları verecek ama bir Türk Dışişleri Bakanı'nın ziyaret etmesi orada çok önemli. İkincisi, Çin konusuna gelince ondan önce şunu hatırlatmak isterim. Çin Devlet Başkanı kısa bir süre önce Xi Jinping dedi ki Filistin Devleti'nin kurulmasını destekliyoruz dedi. Yani Çin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daim üyesinden bir isim. Onun Filistin Devleti'ni destekliyoruz diye açıklama yapması çok kıymetli. Yani bu açıklama belki bir gün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir adıma dönüşebilir. O açıdan hemen o açıklamanın ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Çin'i ziyaret etmesi de bence bu mesajla bağlantılı. Bu mesajın olumlu karşıladığımızı, ve desteklediğimizi göstermek açısından oldukça önemli. Şimdi Çin kritik bir süreçten geçiyor. Aslında Ukrayna Savaşı'nı bazı kesimler hep Ukrayna-Rusya Savaşı ya da Amerika-Rusya Savaşı olarak okudu ama ben her zaman şunu savundum. Ukrayna-Rusya Savaşı bir sonraki Çin Savaşı'nın ilk adımı. Asıl hedef Amerika'nın Çin. Çünkü ekonomik olarak Çin büyüyor ve Amerika pazarlarını Avrupa başta olmak üzere Çin'e karşı kaybediyor. Bunu geri kazanabilecek ekonomik kapasitesini de artık yitirdi. Askeri hegemonik gücüyle Çin'i sınırlamak ve geriletmek istiyor. Bunun doğrudan Çin'i hedef almak yerine önce Çin'in en önemli kollarından birisi olacağını düşündüğü Rusya'yı Ukrayna'da bir tuzağa düşürdü ve bir savaşa soktu ve bir yıpratma savaşını devam ettiriyor. Ama ardından Rusya bu savaşla boğuşurken asıl hedef olan Çin'e yönelecek ki o başladı. Biliyorsun Tayvan üzerinden Çin'i bir savaşa sokmaya çalışıyorlar. Ardından yaptırımlar gelecek. Çin pazarlarını kaybedecek. Rusya'nın şimdi yaşadıklarının daha kötüsünü yaşatacaklar. Fakat Çin'deki devlet aklı Rusya'dan daha büyük olduğunu, Çin Devlet Başkanı Xi'nin Putin'den daha aklı selim sahibi ya da daha ferasetle, daha doğru ifadeyle ferasetle hareket ettiğini gördük. Şu ana kadar bu tuzağa düşmedi ve düşmemesi gerekiyor. Şu açıdan düşmemesi gerekiyor. Bugün dünyada Fatih Bey yaşadığımız sorunların temelinde tek kutuplu bir dünya olması var. Yani Amerika'nın karşısında bir güç merkezi yoktur. Amerika'nın karşısında bir güç merkezi olmadığı sürece Amerika Afganistan'ı işgal eder. Amerika Irak'ı işgal eder. Amerika
Suriye'yi iç savaşa sokar. Amerika İsrail'i Gazze'de sonsuz bir şekilde destekler ve kimse buna bir cevap veremez. Bu düzenin artık bir yerde durması gerekiyor. O da karşısına bir güç çıkması lazım. Çin, Rusya, yani onlar bu konuda eğer kendi ayaklarının üzerinde doğrulurlarsa ve onlar bir güç merkezi oluşturabilirlerse, çünkü artık güç batıdan doğuya kayıyor, ekonomik olarak kayıyor. Fakat henüz askeri olarak kaymadı. Evet. Bunun da kayması gerekiyor. O açıdan ben bu ziyareti çok önemsiyorum. Elbette ki Türkiye-Çin ilişkileri ekonomik olarak çok olumlu bir şekilde ilerliyor. Bunun devam etmesi gerekiyor. Bir takım ortak projeler yapıyoruz Çin'le birlikte. Fakat asıl önemli olan Çin Devlet Başkanı'nın Filistin Devleti'nin kurulmasını destekliyoruz ifadesinden sonra bu temasların yapılması, hem o açıklamaya bir destek açısından hem bundan sonra atılacak olan adımların birlikte kararlaştırılması açısından kıymetli olduğunu düşünüyorum. Zamanlaması manidar. Çok teşekkürler. Zamanlaması manidar. Evet. O yorumumuzda manidardı. Evet. Şimdi son doğru. 8-9 dakikanın içindeyiz. Şöyle eşit bir şekilde İki konuğuma paylaştırmak istiyorum. Ama bu mesele bu kadar az dakikaya sığar mı? Şüpheliyim. En azından evet. Başlıklar halinde alırım. Buyurun Sayın Özkan. Ben de çok kıymetli ve stratejik bir ziyaret olduğunu düşünüyorum. 10 yıl gibi bir süreden sonra değil mi? İlk kez 12 yıldan sonra yapılan bir ziyaret. Bu 12 yıl içerisinde çok şey değişti. Yani işte Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaşın aslında Rusya'yı yormak, yıpratmak ve Amerika'nın karşısında bir küresel güç olmasının da önüne geçmek bakımından Amerika açısından çok işlevsel. Sayın Selviye, bu yoruma katılıyorsunuz. Katılıyorum. Çünkü Rusya aslında Putin bu savaşlara girmemek açısından NATO'ya ama aslında tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'ne hitaben sokulma dedi, yani buraya sokulma, aramızdaki anlaşmaya riayet et dedi. Avrupa Birliği'ne girmek bile, NATO'ya girmek bile istedi. İşin ben Çin kısmına gelmek istiyorum. Amerika'nın aslında hani küresel manada çekindiği ve durdurmak istediği güç Çin. O artık hani askeri gücünü göstermediği ama diğer alanlarda güçlendiği ve Amerika'ya rekabet, Amerika'ya rakip olduğu süreçlerde yeni bir evredeyiz. Evet. Ve Çin'i durdurmak istiyor Amerika. Bu açıdan Tayvan kışkırtması önemli. Şimdi böyle bir evrede ama Türkiye'nin de artık bölgesel bir güç olmaya ve oyun kurmaya başladığı bu oyun süreçte artık yeni bir dönemden bahsediyoruz. Türkiye-Çin ilişkileri pek çok birlikte çalışılabilecek alan bakımından da çok kıymetli. Afrika Çin'in hakimiyetinde neredeyse ve Türkiye artık Afrika'da beklenen, istenen ve birlikte çalışılmak istenen devlet. İşte bu orta kuşak yol projesinde Türkiye'nin varlığı Çin için yeniden konuşulabilecek bir süreç. Pek çok konular var. Ticari manada şunun altını çizmek lazım. Özellikle bu akıllı teknolojilerin yeni dönem sanayisinde ve üretiminde çok önemli bir yeri var. Çin burada artık Amerika'nın canını sıkacak kadar öne geçmiş ve pazarı ele geçirmiş bir devletten bahsediyoruz ve tam da böyle bir zamanda artık akıllı teknolojiyi üreten, yani savunma sanayinde üreten ve mutlaka yakın zamanda başka sektörlere de bunun yansımalarını göreceğimiz bir üreten devlet pozisyonuna geldi Türkiye. Ve buna eş zamanlı olarak işte Eskişehir'de, ki benim memleketimdir, nadir toprak elementi denilen ve akıllı teknolojide... Şuray Hoca'yı hemşerisiniz o zaman. Evet. Anne hemşerimdir. Evet. Peki. İkisi de nadir insanlar oldukları belli oluyor. Teşekkürler. Sağ olun. Çok zarifsiniz. Bu nadir toprak elementlerini Türkiye çıkartacak ve bunun işlenmesi konusunda Çin'le ortak projelerin geliştirilmesi iki taraf için de çok verimli bir süreç olacak. Buna bir dikkat çekmek istedim. Ama işin tabii siyasi ve incelikli boyutu şu. Epeyce bir zamandır Çin zulmünden,
Doğu Türkistanlılara, Uygur Türklerine yönelik Çin zulmü bizim de gündemimizde. Ve bununla ilgili olarak Türkiye'nin de aldığı bir tavır var. Şimdi Sayın Hakan Fidan'ın Çin'de mevkidaşının yanında Kaşgar ve Urumçi kadim Türk İslam şehri. Türk İslam şehridir demesi o kadar incelikli bir söylem ki. Yani oraya sahip çıkması, oranın Türk ve İslam olduğunu onların yüzüne söylemesi ama bunu karşı tarafı rencide ederek değil, hatırlatarak ve bildirerek yapmış olmasını hassasiyetimizin farkına varmalarını sağlayarak. Tam diplomatik bir beceri, bunun altını çizmek lazım. Çünkü hani Sincar demediği, başka bir şey demediği ama buranın sahibi aynı zamanda biziz dedi. Ama öte taraftan bu tek Çin vurgusu, Çin'in toprak bütünlüğü vurgusu hem Türkiye'nin bu konulardaki hukuki ve ahlaki duruşu bakımından önemli. Hem Çin tarafını rahatlatacak bir duruş ve netlik. Ama oradaki Türk varlığının her manadaki varlığını korumak ve haklarını savunmak bakımından çok önemli bir alan açtığını ve bunu muhatabına da kabul ettirdiğini de görmek lazım. Bu tam bir diplomatik beceri. Türkiye'nin kavga etmek değil, uzlaşmak, anlaşmak ve hakkaniyetli bir noktada buluşmak gibi bir hem gayesi var hem bunu becerdiğini de söylemek lazım. Çok teşekkürler. Süreme riayet ettim mi? Tam manasıyla. Hemen hiç vakit kaybetmeden Şuay Hocama sözü veriyorum. Son sözleri olacak. Teşekkürler Fatih Bey. Tabii Türkiye-Çin ilişkileri bütün ülkelerin Çinli olduğu gibi ticari anlamda asimetrik bir ilişki. Böyle bir gerçeklik var ama Türkiye-Çin siyasi ilişkileri ticari ilişkilerin ötesinde son dönemde çok daha farklı, çok daha yakın ilişkileri ifade ediyor. Tabii bu noktada ben Abdülkadir Bey'e katılıyorum. Fadime Hanım da vurguladı. Zamanlama önemli. Çünkü Çin Filistin meselesiyle beraber aslında son dönemde 2023'ün sonu ve 2024 yılında Çin'de senede bir gerçekleştirilen meclis görüşmelerinde Başkan Xi Jinping bir dış politika haritası ortaya koymuştu. Bu o zaman 7 Ekim vardı hali hazırda. 7 Ekim süreci başlamıştı ve Çin'in aslında tabiri caizse olayları şekillendirme gücü gibi bir kavram kullanmıştı Xi Jinping tam çevirisiyle dünyaya verdikleri. Biz hatırlayalım 2023'te 7 Ekim öncesinde Çin'in Orta Doğu'da arabuluculuk yaptığını gördük. İran ve Suudi Arabistan arasında. Bu yeni dönemde de 2024 içerisinde açıkladığı dış politika perspektifinde de bizim geçtiğimiz 10 yıla kıyasla Çin'in artık dünya sorunları, bölgesel sorunlar konusunda pasiften aktife daha etkin bir rol oynadığını göreceğimiz bir dönem olacak. Filistin meselesini de Çin'in kendi dış politika vizyonu içerisinde okuduğumuz zaman özellikle insanlığın ortak geleceği ve olayların şeklini, gidişatını değiştiren Çin anlamında görmek lazım. Tabii Türkiye açısından Çin'in Filistin'e bakışı önemli. Biraz önce Abdülkadir Bey söyledi, hem Çin'in BM içerisindeki varlığı hem de şunu unutmamak lazım. Çin şu anda dünyanın hangi ülke olursa olsun en büyük ticaret ortağı. Evet. Dolayısıyla bizim 2000'lerin başında 90'larda Avrupa Birliği'ne ait gördüğümüz ekonomik baskı yapma gücü çok uzun yıllardır Çin'in elinde. Biz bunu farklı coğrafyalarda da görüyoruz. Çin bu noktada Filistin meselesine, Filistin'in tarafından bir destek olma eğilimini somuta dönüştürürse dış politikasında bunun gerçekten bazı aktörler üzerinde kanaat değiştirici bir sonucu olma ihtimali yüksek. İkinci olarak Çin'in tabii uzun süredir sürdürdüğü tek Çin politikası var Tayvan meselesiyle beraber. Bu noktada yine Abdülkadir Bey söyledi, Dışişleri Bakanı'nın iki boyutta da verdiği mesaj çok önemliydi. Çünkü Türkiye Çin'le birçok ülke uzun süreler boyunca Türkiye'yi Çin'le karşı karşıya getirmeye çalıştı. Bunu yaparken de kendileri hem ticaret anlaşmaları hem de çok daha yoğun işbirlikleri imzalayarak Çin'le pozitif ilişkiler geliştirdi. Türkiye bu tuzağa da düşmediğini de bir şekilde ifade eden bir politika izliyor. Bence Çin üstüne çok geniş çerçevede konuşulacak şeyler var. Ama şunu söyleyelim, hem zamanlaması hem uzun yıllar sonra Dışişleri Bakanı seviyesinde bir ziyaret gerçekleşmesi açısından bence önemli. Gelecek dönemde
şimdilik ana gündem maddesi Filistin gibi olsa da Çin-Türkiye arasında enerji başta olmak üzere ticaretin geliştirilebilecek çok boyutu var. Yeni bir destinasyon olarak da Türk dış politikasında Çin hala güncelliğini, varlığını ve heyecanını da koruyor. Çok teşekkürler. Süremizin sonuna geldik. Kıymetli seyircilerimize özel bir teşekkür edelim. Bu akşam milli maç olmasına rağmen bizi tercih eden seyircilerimize. Biz de burada milli meseleler konuşuyoruz. Milli meseleleri konuştuk. Öyle değil mi? İtalya ile hazırlık maçı varmış. Sayın Selvi teşekkürler. Sağ olun efendim. Sayın Özkan çok teşekkür ediyorum efendim. Sayın Açıkalın çok teşekkürler. Sağ olun efendim. Değerli izleyenler size de teşekkür ediyoruz. Biz huzurlarınızdan ayrılırken hemen belirtelim. Yaklaşık 10 dakika sonra kıymetli dostum, meslektaşım Mustafa Özen gece bakışıyla karşınızda olacak. İyi geceler.